Ekranların başındaki izleyicilerimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Şahanesiniz. Hoş geldiniz. Şahane gözüküyorsunuz. Çekmeköy Lisesi. Ne? Bir kişi, sen pankartı kaldıran, kalk kardeşim ya. Dur, pankartı indirebilirsin artık, ayağa kalktın. Neresi abi? Çekmeköy Toki Lisesi. Evet. Hoş geldiniz kardeşim. Evet. Ya normalde böyle şeyler, arkadaşlar sarı pankarta kurşun kalemle yazıyorsunuz, okunmuyor. Yani çok saçma oluyor gerçekten. Hani bu enerjiyi anlatmak için, tamam. Sen de kalk sen. Bağır ama bütün gücünle. Helal olsun. Bir kısmı da aşağıda mı? Tamam, hoş geldin. Tamam. Şimdi bak, herkes ikili söylüyoruz böyle bir rahatlama olsun diye. Başka, siz buyurun. Düzce Öncü Türk Koleji. Düzce Öncü Türk Koleji. Düzce'den mi geldiniz? Düzce'den geldiniz. Oyun için mi geldiniz? Evet, yani gezdik, üniversiteye gittik. Nereye gittiniz? Koç Üniversitesi'ne gittik. Sonra üniversite gezisi yaptınız. Sonra da BKM'ye geldik. Burada şey açısından, hani üniversiteye hazırlanan gençlik mi var burada? Lise son musunuz? Evet, yani üniversiteye hazırlanıyoruz. Tamam. Yani biz de yapıyorduk da onu, hani geliyorsun, üniversiteyi geziyorsun, beğendiğin üniversiteyi de tercih yapmak için, değil mi? Tabii, o yüzden yani. Yani. Bir tane üniversite gezdiniz. Koç Üniversitesi'ne gittik. Mecburen oraya gideceksiniz o zaman. Nasıl yani? Diğer alternatiflere bakmadınız mı? Yok yani, öyle oldu. Peki İstanbul'da mı okumak istiyorsun? Sana soruyorum özellikle. İstiyorum ama. Korkuyor musun? Yok, korkuyorum ben. İstiyorum ama burası çok keşmekeş. Ne yani? Bir mikrofonu biraz ayaklaştırsana. İsmi neydi? Naz. Naz. Evet. Ha. Naz. Niye istiyorum ama'daki o ama neydi? Neden istiyorum? İstiyorum ama babam Ankara'da okumamı istiyor. Baban Ankara mı istiyor? Neden daha güvenlidir diye. Evet. Buradan İstanbul... babama sesleniyorum. Ben İstanbul'da okumak istiyorum. Tamam, seslen. Hangi kamera? Şu kameradan. Evet baba. De ki baba, ben İstanbul'da okumak istiyorum. Buyur. Evet baba. Babanla seni baş başa bırakıyoruz. Ama ben gerçekten... İstanbul'da okumak istiyorum baba. Peki sen şimdi pazar günü oturdun. Televizyonun karşısında, baban da yanında. Sen televizyondasın. Baba ben dedin. Neler yaşanır evde? Ya kızım şey... beni cümle alemi rezil ettin. Git oku, ben sana ne dedim demez mi baban? Bilmem, demez herhalde. Bence Ankara da güzel. Ben hani şeyde... Yok, o da güzel gördüğümde... yani. Evet. İnşallah kazanırız. Ama İstanbul yani. Çok zevkli. Gel. Ankara da zevkli. Vallahi olur. Güzel. Ben bakarım sana, rahat ol. Ben korurum seni, rahat. Tamam, rahatım. Ol. Tamam. İnanıyorum ben. Ne? Evet, inanıyorum olacak. Benim bakmama mı? Hayır, İstanbul. Ben de inanıyorum Naz. Bekliyoruz. İstanbul olarak seni, bütün İstanbul Naz'ı bekliyor. Teşekkür Düzce'den. Ederim, gel. Evet. Tamam, sağ teşekkür olun. Ederim. Ahmet ne haber ya? Ahmet kardeşim gelmiş. Ahmet'i geçen hafta programı izleyenler varsa hatırlar, artık seyircilerimizin de bir devamlılığı olmaya başladı. Bu çok güzel bir şey. Bundan sonra aboneyim zaten. He, gel abi. Abone olacağım tabii. Yani çünkü seninle yeni bir şey başlattık. Desti izdivaç kafasına geçti. Çok güzel hareketler bunlar. Hani format biraz değişti. Hocam yani bunu şunu baştan söyleyeyim de, yani benim amacım bir kız yok, bulmak ya, amacından falan değil. Yani, değil yani. Güzel olmuştu ama. Neredendi Ahmet? Şanlıurfa'dan değil mi? Abi sen bak, geçen haftaki seyirci biliyor. Teşekkür ederim. Ahmet tanınıyorsun artık. İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da oturuyorsun. Şanlıurfa'lı Ahmet ortaokuldan beri istediği kızla birlikte olamamıştı. Buradan ekranlardan Ahmet'i küçükken gül verdiği kızlardan bir geri dönüş bekliyoruz. Önümüzdeki hafta programa gelsinler demiştik. Bugün gelen yoktur Düzce'den herhalde. Gelen herkes senin için geldi aslında. Teşekkür ederim buradaki, herkese buradan. Ahmet. Efendim. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu mesela geyik olsun yaptık geçen hafta. Televizyondan yani, Ahmet dedik. Ahmet'in bir sevgili işte olursa Talip işte. Sakın çok güzel yanlış sesi var. Yani. Yanlış anlamasınlar. Onlar Talip. Niye yanlış anlasınlar? Türk sanat müziği güzel sesi var demiştik. Demiştiniz ve ama. Ve BKM'yi bu hafta aramışlar. Aramışlar mı? Senin için. Gerçekten mi? Sana yemin ediyorum. Doğrudur. Bu hafta BKM'yi aramışlar. Yurt dışından bir kız. Bak yemin ediyorum, hiç geyik yok şu an. Bak yüzüme bak, ciddiyim. Baktım. Ben de çok ciddiyim şu an. Bak yurt dışından bir kız aramış.
ben Ahmet'in arkadaşıyım. Yani eski kız arkadaşıyım tarzında demiş. Ve ona ulaşamıyorum. Ne olur ona ulaşmamı sağlayın demiş. Ağlayarak telefonda konuşmuş. Yok ya. O kadar değil. Oğlum bir daha bak. Bak gerçekten çok ciddiyim. Böyle bir şey olmuş Ahmet. Yurt dışında var mı öyle bir kız? Vallahi vardır çok arkadaşım. Peki buradan mı? Telefon numaranı... Ha. Nasıl vereyim ben bu? Olmaz değil mi? babam kızar. Baban. Aynen. Alkışlar gelsin herkese. Bravo. Çok güzel hareketler. Çaycı skeci ile başlıyor. Nasıl sıkıntı yok? Ya relax. Birazdan patron gelecek, reklam fikirlerimizi soracak. Ne yapacağız? Oğlum işte dün akşam konuştuğumuz gibi yapacağız. Başka bir şey yok. Dün akşam? Oğlum dün akşam ne yaptı? Ya sen sunumu bana bırak, bana güven. Siz abi, böyle... Emin ya miyiz? Bir şey yok, eminim kardeşim. Günaydın Şevket Bey. Günaydın Şevket Bey. Hiç vaktim yok, hemen fikirlerinizi alayım. Efendim şöyle bir şey düşündük. Bir inekle bir öküzün aşkını anlatacağız reklamımızda. İnek bir Hollanda ineği. Montafon ineği, öküz bir Anadolu öküzü. Anadolu'nun bağrından kopmuş bir öküz. Biz bunu canlandıralım. Öküz Nazmi. Tamam, orası kolay. İnek Hamdi. Burası kolay değil, ben söyleyeyim yani. Kolay Hamdi, kolay. Şimdi bu kısımda öküz otlakta özgür özgür dolaşmaktadır. Dolaşmakta. Çok güzel. Bu esnada inek otluğa gelir. Öküz! Çok güzel. Öküz ineği görür görmez çarpılır. Bu tatlı inek de öküzü görür görmez çarpılır. Aralarında tatlı bir ilişki başlar. Adın ne senin güzel bayan? Cansu. Memeler silikon mu yoksa doğal mı? Ağzına biber sürerim, terbiyesiz. Tam bu esnada ineğin sahibi olay yerine intikal eder. Bakalım bugün süt verecek mi? Bunu gören öküz çok sinirlenir, kıskançlıktan kudurur. Kimse benim sevgilim memelerine dokunamaz. Dokunuyorum, sağıyorum ama keyfimden değil. Ova süt için. Demek ova süt. O zaman sevgilin memelerine bütün ova süt çalışanları dalabilir. Buradan da halaya bağlıyoruz. Kasap havası. Bardaklarımıza ova süt koyduk. Yıllarca bu tadı... Yeter! Kesin! Yeter beyler! Beyler! Siz ne kadar gerizekalı adamlarsınız ya. Okuma bayramına çevirdiniz. Ya beni kepaze edeceksiniz millete. Müdürüm teyin gibi. Beyler, ova sütün sahibi Tayyar Bey bu akşam İstanbul'a geliyor. Adam trilyoner. Onun şerefine 80-90 kişilik bir parti düzenledim. 80-90 kişi? Parti? Parti, ne partisi efendim? 80'ler 90'lar partisi. Bakın, o partide ne yaparsanız yapın, o adamı etkileyin. Böyle saçma sapan gerizekalı fikirlerle gelmeyin bana. Hamdi! Patron bak şöyle yapalım, ben öküz olayım, bu inek olsun. Hamdi sen zaten öküzsün Hamdi. Ben ineği oynadım efendim, yanlışınız var. Şevket Bey. Ne var Çaycı? Ova sütle ilgili benim de bir fikrim var ama müsaade ederseniz. Senin bir fikrin mi var Çaycı? Evet. Beyler, duydunuz mu Çaycı'nın bir fikri varmış. Bir dakika, ne dedin sen? Fikrim var. Fikrim var. Dur, anlat neymiş? Bir tane adam var. Adam var. Sonra. Adam bakkala gidiyor. Bakkala gidiyor. Ondan sonra bakkaldan süt istiyor. Süt istiyor. Ne olur müsaade edin, ben de akşam partiye geleyim. Tayyar Bey'le tanışmayı çok istiyorum, ona anlatırım belki fikirlerimi. Haddini bil Çaycı, ne partisi? Sen sabaha kadar burada çay demleyeceksin. Ihlamurundan nanesine kadar 10 çeşit çay istiyorum senden. Ama benim de fikirlerim var Şevket Bey, ne olur. Fikirleri varmış, densiz. Kendisine bakmadan fikir veriyor. Oğlum, çaycısın sen, çaycı kal. Yapmayın ne olur. Çaycısın sen, çaycı kal. Al hadi şu boşları. Çaycısın sen, çaycı kal. Al hadi şu boşları. Çaycısın sen, çaycı kal. Al hadi şu boşları. Çaycısın sen, çaycı kal. Allah'ım, neden beni kimse dinlemiyor?
İnsanlar neden fikirlerime kulak asmıyorlar? Ay. O partiye gitmeyi o kadar çok isterdim ki. Hadi kalk. İstersen gidebilirsin o partiye. Bismillah. Bu ne lan astronot gibi? Periyim ben. İyilik perisi. Herkese iyilik yaparım. Bak. Lan senden gelecek iyilik Allah'tan gelsin. Bu ne kılık lan? Beğenmedin mi? İnanmıyor musun peri olduğuma? İnanmıyorum tabii abicim. Saçmalama, böyle inek mi olur? Cüsseye bak, kanada bak. Bu nasıl uçuruyor bu kanat seni? Uçurmuyor zaten. Uçamıyorum ki ben. Taşımıyor. Yıllardır mücadele... Bak olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. La la la. Saçma bir mücadele. La la. Saçma vallahi. İnandır lan beni peri olduğuna. İnandır mı? Böyle peri mi olur lan? Olur tabii bak. Yemin ediyorum bir... Hop hop, parmak yok. Parmak var, parmak yok. Periyim ben, parmak yok. Bak şimdi hop hop. Gördün mü? Hadi gel, sok araya. Lan yürü git bir lan. La 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 la, periyim ben. Yemin ediyorum gözümdeki bütün peri imajını sildin attın. Lan normalde peri dediğin çıtı pıtı kadın madın bir şey olur ya. Öyle periler de var ama sana piyangodan bu çıktı. Bana hep amorti zaten. Bana çölde kutup ayısı. Hayret bir şey. Aşk ya. Aşk olsun ya. Kutup ayısı diyorsun. İyilik perisiyim ben. Benden bir isteğin var mı? Senden bir isteğim. Dile Angelina benden. Jolie'yi istiyorum. Angelina Jolie evet. Mi? Onu ben de istiyorum ama mümkün değil. Daha böyle kendince bir şey ya. Böyle senin sorunla olan bir şey. Tamam o zaman Tayyar Bey'in partisine gitmek istiyorum. Ona fikirlerimi anlatmak istiyorum. İyi git. Nasıl ya? E git işte bana. Git ona. Sen ne bok yemeye geldin lan oğlum, bir şey yap lan. Yavru ne yapacağım? Ya oğlum kılığıma kıyafetime bak, böyle benim partiye mi alırlar, gözünü seveyim. Problem kıyafet mi? Evet problem maestro, kıyafet. Maestro, maestro. Yana bak, yapma oğlum. Ne yapıyorsun lan? Gelme oğlum, tamam yeter. Hazırsın işte. Buyur. Aa pardon, bir şey unutmuşum. Çok özür diliyorum. Şimdi hazırsın, gidebilirsin. Allah razı olsun. Yani çok senden bir şey rica edeceğim. Sağ. Ay, çok fena yoruldum. Dans. Evet. İlk dansım neredeyse. Hayatım boyunca yaptığım ilk dans. Pek atik değilsin, görüyorum onu. Evet, değil. Saat 12'den önce mutlaka gelme eve. Mutlaka gelme. 12'ye kadar gelme eve. Niye ya? Eve kara atacağım. Bu kılıkla. Nasıl karacı? Bu bildiğin insan mı getireceksin? Hayır, birkaç tane peri getireceğim. Peri mi? Evet. Ben de geleyim mi lan? Hayır, onlar senin bacın olur. Ya ne bacısı be? Peri bacısı. Biz adına senin. Gel gel. Bir şey söyleyeceğim, böyle yürüye yürüye gitmeyeyim. Bir bal kabağından değilse de şundan bir şey yap, gözünü seveyim ya. Aa unutuyordum, tamam. Ha? Bil bakalım sana ne vereceğim. Ne? Bil bakalım. Ne ya? Bil hadi bil. Akbil, hadi bakalım. Otobüse binip gidiyorsun. Gece 2'de son otobüs. Mutlaka dönüyorsun. Görüşürüz. Vallahi Tayyar Beyciğim hiç değişmemişsiniz. Vallahi Şevkiciğim sen yaşlanmışsın, kartlaşmışsın. Millet bu gece istediğiniz gibi yiyip için hesapları kartla ödeyeceğiz. İlay Tayyar Beyciğim. Peki siz bizim gençlerin fikirlerini beğendiniz mi? Ya o nasıl fikirlerdi Tayyar? Bir fikrin yedin affedersin ya. Böyle saçma sapan fikirler mi olur ya? Ya ben bu işe onca para yatırıyorum ya. Ne kadar para yatırıyorsunuz efendim? Ben diyeyim 100, sen de 200 milyon dolar para. Efendim niye siz 100 diyorsunuz, ben 200 diyorum? Alınganlık yapma. Alınganlık yapma. Bak
Yavrum, burada böyle performansınız kötü olursa size bir şey söyleyeyim mi? Bu işi kaybedeceksiniz. Onca paradan da olacaksınız. Ne kadar para onca para derken? Valla ben diyeyim 10, sen de 20 milyon. Niye siz 10 diyorsunuz ben 20 milyon? Lan amma alıngan adamsın be. Eğlencemize bakalım ya. Hey, şu gelene bakın. Bu kim ya? Of, çok yakışıklı. Bir çobanın saflığı, bir köpeğin agresifliği, tam bir çoban köpeği. Merhabalar. Sen de kimsin hemşerim? Birincisi hemşerin değilim. Üçüncüsü size bir öneri sunmaya geldim. İkincisi? Çok zeki olduğum için birden üçe atladım. Ne gibi bir öneri sunacaksın bana? Ova sütle ilgili çok güzel bir fikrim var efendim. Söyle bakalım fikrini. Süt bizim için neyi ifade ediyor? Para. İnek. Öküz. Süt doğduğumuz andan itibaren kursağımızdan geçen ilk besin. İlk madde. Peki bu sütü bizi kim veriyor bu sütü bize? Kim veriyor? Kim? Anamız. Vay anasını. Ya. Hayatta en çok korktuğumuz şey annelerimizin bize sütünü helal etmemesi değil mi? Evet. Şöyle bir reklam filmi düşündüm. Söyle. Bir ofiste adamın biri çalışıyor. Çok çalışıyor, çok çalışıyor, çok yoruluyor, çok yoruluyor. Bir yerden sonra o kadar yoruluyor ki anasından emdiği süt burnundan geliyor. Ve şıp şıp şişeye damlıyor. İşte o şişe doluyor, ova süt oluyor. Ova süt. Ana memesi neymiş gibi. Nasıl? Bir dakika, bir dakika. Anasından emdiği süt burnundan mı geliyor şimdi? Evet. Bari fitil fitil gelseymiş. Susun, susun. Bu fikir çok hoşuma gitti delikanlı. Aferin sana, aferin sana. Sağ ol. Şevket Bey, öyle öküzle inekle olmuyor bir işler. Hepiniz şu çocuk kadar olamadınız be. Sağ olun efendim. Ne kadar yetenekli bir çocuksun. Başka yeteneklerin var mı? Var efendim. Ne var? Söyle. Kırıklarını aldırdım kalbimin. Zırhımı çıkardım. Harikasın. Harikasın sağ çocuk. Teşekkür ederim. Harikasın. Bravo. Reklam fikrini bulduğuna çok teşekkür sevindim. Teşekkür ederim efendim. Çok rahatladım. Artık rahat rahat eğlenebiliriz. Eyvallah. Sağ rahat rahat eğlenebiliriz. Millet haydi! Haydi! Haydi gidelim. Haydi haydi gidelim. Haydi haydi gidelim. Haydi. Vur! Zafara yemiş eda. Yemişse elun nişanlısına elun nişanlısına elun nişanlısına ben nasıl deyim haydi ben nasıl deyim haydi ben nasıl deyim haydi gelinlerine geldi. Sağ olun. Hadi biraz daha açayım. Kendimize gelelim. Hadi gel. Hadi biraz daha konuşalım. Hadi gel. Saatiniz var mı? Gece 2'ye geliyor herhalde değil evet. mi? Gece 2'ye mi geliyor? Evet. Hadi oturalım biraz da. Benim gitmem lazım. Nereye gidiyorsun daha? Son otobüsü kaçırmamam lazım benim. Hem reklamcısın hem de hala otobüsüne biniyorsun. Evet. Aferin sana. Halktan kopmamışsın çocuk. Sağ olun. Ama biraz daha kalsaydın ya. Kalamam. Benim artık kaçmam lazım. Kaçma ya. Gerçekten. Daha adını bilmiyorum. Gitmeliyim. Kimdi bu çocuk? Vallahi tanımıyoruz Tayyar Bey. Aa gözlüğünü düşürmüş. Aa! Ne zaman düşürdü onu buraya? Ne oluyor? Hadi. Yarın bu şirkete geleceğim. Bu gece buraya katılan herkese bunu denettireceğim. Eğer var ya, kimi olursa reklam işini ona vereceğim, tamam mı? Tamam. Böyle parlak zekalara ihtiyacım var Şevket. Peki bana, bana? Parlak zekalar değil, parlak kertoşları değil çatar. Yürü lan! Hadi! Dün çok içtik ya. Başım ağrıyor ya. Abi ben hala kendime gelemedim. Ulan ne kadar içtik biz ya. Üç büyük içtik. Of. Ya bu üç büyükler ne zaman güldürdü ki şimdi güldürsün zaten. Arkadaşlar toplanın. Tayyar Bey bugün buraya gözlüğü getirecek. Hanginiz denerse denesin olmasa bile benim bu gözlüklüğüm tamam mı? Vallahi patronum dün akşam sabaha kadar televizyon dibinden ayrılmadım. Sırf gözlerim bozulsun diye. Aferin abi. Tayyar Bey'den haber var mı? Efendim gelmek üzere. Eli kulağındadır. Harbiden eli kulağındaymış lan. Merhabalar Şevket. Merhabalar. Bütün çalışanlara denettim, kimseye olmadı. Ha. Eğer burada da olmazsa ümidimi keseceğim. Denemek isteyen kim? Ben efendim, ben. Gel buraya yakışıklı, dene. Al bakalım gözü. Tak. Şimdi oku bakalım şu harfleri. Ne? Ne? A. A. He. Ne, A, He. Evet. Nah öyle.
C-I ne yazıyor? Cin yazıyor burada. Ya efendim okudum da üç harflerin adını söylemiyoruz ya, o anlamda. Ya yürü git, geç yerine. Kolpa yapma bana. Ben. Gel Tıfıl, sen söyle, gel. Şunu oku bakayım. Bunu yazan Tosun oku... Ayıp olmuyor mu ya Tayyar Bey? Oğlum senin için fesat. Bak burada ne diyor? The building is very high but it is wonderful yazıyor. E ben bunu normalde de okuyamam ki. Ya yürü git. Allah. Yürü. Sen gel buraya. Tak bakayım gözlüğü. Şunu oku. Oğlum okusana, niye gülüyorsun? Efendim siz çıplaksınız. Çıkar gözlüğü, çıkar. Saçma sapan bir etki yaptı sende. Bu gördüklerinden kimseye bahsetmeyeceksin, tamam mı? Yok efendim, ben böyle küçük konular hakkında konuşmayı pek sevmem. Hayvan! Durup... Durup dururken beni sinir ettin. Tansiyonumu yükselttin benim. Efendim, büyük mü yükseldi yoksa küçük mü? Lan yürü git! Sakin ol efendim. Çalışanlarınıza terbiye verin Şevket. Haklısın. Tamam, kimse olmadı, ben gidiyorum. Tamam. Tamam. Tayyar Bey, buyurun çayınızı getirin. Sen kimsin? Ya bu bizim çaycı, boş ver onu sen ya. Çaycı denemek ister misin? Bilmem ki nasıl olur. Ne kırıtıyorsun lan, bilmem ki ne durur. Al dene. Oku bakayım şunu. Topal çoban çatalcada, çatal saban yapar satar. Doğru. Demek o sendin. Sadece eşyalarını topla gidelim. Sana burada ne veriyorlarsa iki katını vereceğim. Burada asgari ücret alıyorum zaten. Oh, iyi ucuza kapattım seni, çok şükür. Vallahi öyle oldu ya. Yürü gidelim. Bak piyasaya daha bir sürü ürün süreceğim. Ben ürünleri süreceğim, sen reklam fikirlerini bulacaksın, tamam mı çaycı? Peki pembe panjurlu ofisimizde olacak mı? Olacak çaycı. Yürü benimle. Hadi gidelim. Geliyorum. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Haydi gidelim. Haydi. Evet, çok güzel hareket yani. Her şey için. Evet, var mı skeçle ilgili bir şey söylemek isteyen? Buyurun. Bir insanın eğer seviyesi ne derece olursa olsun, o insanı aşağılamamak ve onun fikirlerini almak önemli. Değil mi? Evet. Biz tam onu anlatmaya çalıştık. Çok güzel. Yani zaten bu bir kül kedisi masalının... Modernleştirilmiş versiyonu. Modernleştirilmeye çalışılmış. Çalışılmış. Nasıl geçti sence? İbo? Güzel, fena değil. Güzeldi yani. Evet. Çok güzel hareketler. Devam ediyoruz. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Uzun zamandır ara verdiğimiz Kanal D ana haber bültenini yapmaya çalışacağız efendim. İyi seyirler. İyi yayınlar. Çok güzel hareketler bunlar. Bülteninde daha yine sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili seyirciler, bugün de birbirinden ilginç konu ve konuklarımızla çok güzel bir haber bülteniyle unuttum. Evet sevgili seyirciler, dünya Wikileaks'in internete sızdırdığı belgeleri konuşuyor. Evet, aynısı İstanbul'da çayır başında yaşanan bir olayla çok ilintili. Muhabirimiz olay yerinde. Evet İbo, sendeyiz. İbrahim Büyükak diyeceksin. Biraz lütfen aramızdaki mesafeyi koruyalım. Böbürlenme İbrahim, senden büyük ak var. Biraz lütfen, yaşını başını almış adamsın, beni sinirlendirme lütfen. Lütfen. Lan oğlum, sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Sığır. Habere geç. Bal. Biraz duygusal bir dönemden geçiyorum. O yüzden beni idare et yani ya. Kendimi kaybettim işte. Tamam, habere geç İbrahim. Ne yapabilirim senin için? Çabuk. Evet Birant, şu anda yanımda Çayırbaşı Mahallesi'nin dedikodu merkezi Hanife teyze var. Namı diğer Wikileaks Hanife. Evet mahallede
mahallede yaptığı açıklamalarla damgasını vurdu. Evet Hanife teyze, şu anda sana sorularımı soracağım. Gerçekten dedikodu senden mi sorulur? Evet yavrum, dedikodu benim işim. Mahallede biri bir şey mi dedi, biri bir şey mi kodu, hemen haberim olur. Ne zaman başladın dedikoduya Hanife teyze? Vallahi yavrum, bizim sülalede dedikoducu olmaya hanifelik denir. Hanifelik anadan kıza geçer. Böyle saltanat gibi devam eder. Büyük büyük babaannemden bize kadar geldi. Çok acayip bir şey. Peki bütün bu bildiğiniz sırları ortaya dökmenizin nedeni nedir acaba ya? Çünkü bana saygı duyulmuyordu. Neticede bu da bir iş, öyle değil mi evladım? Nasıl bir iş? Nasıl bir iş? Her lafı o evden o eve taşıyorum. Bir nevi evden eve taşımacılık. Vallahi çok mühim şeyler de anlatmıyordum. Buna rağmen mahalleli ayaklanıp Hanife'liği ortadan kaldırmaya kalktı. Ben de asıl dedikoduları sızdırıverdim. Nereden sızdırdınız dedikoduları, internetten mi? Yok, altın gününde. Vallahi. Bırak mahalleyi, altın borsası bile etkilendi. Yani kolunuzdaki bileziklere bakınca etkilenmemesi mümkün değil Hanife teyze. İbrahim, sorar mısın kendisini bankaya yatırsak ayda ne kadar getirir? Vallahi bir an 2000-3000 lira getirir herhalde. Sen habere geç öküz. Ben sana sormadım. Ama bir an hala küs müyüz ya? Tamam hadi devam et. Bu yaydıklarınız ne gibi dedikodulardı Hanife teyze? Vallahi ailesinin başıboş bıraktığı kızın davulcu ve zurnacıyla aynı anda flört etmesi mi dersin? Karısını başka bir kadınla aldatan mı dersin? Karısını başka bir adamla aldatan mı dersin? Ortalık karıştı. Peki bunların arasında sizi en fazla şaşırtan olay neydi? Vallahi bir adam karısını 7 tane karıyla aynı anda aldatıyormuş. Vay dana vay. Desene Hanife teyze, 7 kişi birleşmiş danaya girmiş. Hay ağzım var. Peki Hanife teyze, dedikodu sınırınız bir tek mahalleyle mi sınırlı? Yani yoksa geniş çapta dedikodu yapabiliyor musunuz? Yani yeni belgeler açıklayacak mısınız? Olur mu yavrucuğum, mahalleyle sınırlı olur mu? Çevre illerde benden sorulur. Mesela senin Şule isimli sevgilini Bakırköy'deki başka bir Şule'yle aldattığını, Bakırköy'e Şule açtığını çok iyi biliyorum. Ama bunları daha sonra açıklayacağım. Ne yaptın Hanife teyze? 70 milyon bizi izliyor ya. Ay kusura bakma yavrum, ben kendimi tutamadım. Vırtkeli ağızlıyım ben. Bu arada sevgili Birant, hazır ağzın bal yesin demişken senin şu baloyu olayını da bir anlatıverim. Hanife teyze, lafını balla kestim, kulun kölen olayım yapma. İbrahim çabuk haberi bitir. Yoksa bu kadın bizi bitirecek. Evet Hanife teyze, bizi bitireceksin anlaşılan. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı, ama ne olur dikkat et, kurbanım olayım ya. Vallahi Ümraniye'den Gülbahar tüm sevdikleri için bu dedikoduyu istemiş. Ayşe'nin kocası Şevket Ukraynalı bir metres tutmuş. O yüzden kahvede adama Şevçenko deniyormuş. Ya Allah cidden ya, yürü Allah aşkına. Ama daha sana söyleyecek. Ya yürü git. Biraz sen de kusura bakma yani böyle. Ya yürü. Evet sevgili seyirciler, sıradaki habere geçiyoruz. Malum bilişim çağındayız. Evet, yeni iş kolları hızla artmaya devam ediyor. Muhabirimiz Şevket'leyiz. Evet Şevket, sendeyiz. Evet Birant. Evet Birant, bugün çok enteresan bir yerden bildiriyorum. Burası internet eğitimi veren bir kurs. Nasıl oluyor internet eğitimi dediğinizi duyar gibiyim. Demedim öyle bir şey. O zaman haber bitti Birant. Dedim angutu sun tamam. Evet, nasıl oluyor dedi bizi duyar gibiyim. Tam da bir özel ders esnasında geldik efendim. Gördüğünüz gibi hocamız Sinasi Bey, iki kişiye ders veriyorlar. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar hocam. Sinasi Bey, nedir bu internet kursu? Nereden geldi böyle saçma bir fikir aklınıza? Şimdi efendim, biliyorsunuz artık çağımız internet çağı, bilgi çağı. Şimdi artık internet televizyonun bile önüne geçmişken halkımızın yeterince interneti doğru kullanamıyor olması, özel hayatına yansıtamıyor olması bizde çok büyük bir yara oldu ve böyle bir kurs açtık. Çok da güzel talep görüyoruz. Anlıyorum. Peki halk interneti nasıl doğru kullanamıyor? Şimdi efendim şöyle doğru kullanamıyor. Mesela internette en ufak bir chatleşme esnasından bahsediyorum. Hı hı. Sadece yazı diliyle anlaşabildiğimiz için ne yapamıyoruz? Vurgu ve tonlama yapamıyoruz. Doğru. Vurgu ve tonlama yapamayınca ne oluyor? Karşıki tarafımızdan yanlış anlaşılıyoruz. Yanlış anlaşılıyoruz. Öğrencimi duydunuz. Aferin Hamdi. Peki yanlış anlaşılınca bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek için devreye ne giriyor Hamdi? Ne giriyor Metin?
simileyler giriyor. Similey. Similey nedir? Similey gülen similey, ağlayan similey, üzülen similey, 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 similey gibi. Peki bir örnek verebilir misiniz? Tabii efendim, bakın şöyle, zaten geldiğinizde çalışıyorduk. Biz de dün arkadaşlarla sinemaya gittik. İyi ki sensiz gitmişim, çok eğlendim. Yukarıdaki cümlede dil çıkaran similey nereye gelmelidir? Evet Hamdi. Metin. Arkadaşlar bakın, internet öyle kafanıza göre eğilip coşacağınız bir ortam değildir. En ufak bir yazım hatası ilişkinizin bitmesine sebep olabilir. Bakın burada iyi ki sensiz gitmişim, çok eğlendim cümlesi ilişkiyi bitirmeye yol açacakken cümlenin sonuna yerleştireceğimiz bir dil çıkaran şu olur, olur. Bu tarz şeyler hem ilişkiyi kurtarır hem de bizi çok daha çekici ve sempatik biri yapar. Ya, çok güzel. Peki vurgu ve tonlama dışında ne dersleri veriyorsunuz öğrencilerinize? Efendim profil resmi dersimiz var. Çok önemli bir ders. Dün ödev vermiştim size. Göreyim profil resmini Hamdi. Ah, benimki burada. Bakınız. Hamdi 2 aydır kursumuza geliyor. Ve tam bir mal. Tam bir mal. Yani tek kelime öğrenmez mi insan? Profil fotoğrafı diyorum, bana vesikalı git. Pasaport mu vereceğim sana, vesikalı getiriyorsun bana? Yakın çek dediniz. Tut! Bir de bıyıklı bıyıklı koymuş, tabak gibi suratını, çok yakışıklıymış gibi. Seninkini göreyim. O kız sevgilin mi Metin? Değil hocam, o bir turist. Peki sevgilin değilse niye kızın fotoğrafını profiline koyuyorsun Metin? Hocam hani etrafımda kızların olduğunu görsünler, etkilensinler diye. Metin bundan kim etkilenebilir? Ben etkilendim. Ama bu mal etkilenir. Gördüğünüz gibi efendim herkesin öğrenme işi aynı değil, evet. Peki hocam doğru profil fotoğrafı nasıl olur? Onu anlatın. Doğru profil fotoğrafı bu işin özüdür. Bakın şunu dikkatle söylüyorum. Çirkin insan yoktur, kötü fotoğraf vardır. Tamam mı? Bakınız şöyle elimde birkaç örnek var. Erkekler için konuşuyorum. Tamam. Fotoğraf dediğiniz profil fotoğrafı karanlıkta çekilecek, yüzün tamamı görünmeyecek, güneş gözlüğü vesaire bir şekilde yüzü kamufle edeceğiz. Şu örnek kusursuz bir örnektir. Bakın bu benim kendi fotoğrafım. En az 50. En az 50 tane manita indirdim bunlara. Vallahi helal olsun. Sadece şu ya. Helal olsun. Karanlık, maranlık falan filan derken buluşuyorsun işte kıza bu. Peki yüzümüzü neden gizliyoruz? Sırrı nedir o iş? Yüzümüzü neden gizliyoruz? Ona şöyle bir cevap vereyim. Bu yüzü neden gizlemeyelim ki? Anladın mı? Adama bak. Yani şu adamın herhangi bir kadını da geçtim. Herhangi bir insanla birlikte olma şansı var mı? Yok. Kavşana mavşana yazıyor bu kutsal. Hayvan bu ya. Peki kızlar için bir örnek var mı? Kızlar için efendim şöyle tek bir örneğimiz var, onu da göstereyim hemen. Örnek bu. Tepeden çekilecek fotoğraf, göğüs çatalı mutlaka görünecek. Mutlaka, olmazsa olmaz. Ayrıca gagayı da öne. En öne çıkarıyoruz. Anladım peki, fotoğraftaki sizsiniz galiba kız dedik ama... Tabii evet, eğitim öğretim için biraz karakterimizden taviz veriyoruz. Doğru. Anladım. Peki bunun dışında hangi konular işleniyor bu kursa? Bunun dışında efendim doğru nickname derslerimiz var. Nickname'ini söyle. Crazy Boy. Crazy Boy olur, Dark Angel olur, Smart Boy olur, Çılgın Sedat olur. Bunlar olur. Bunların hepsi olur. Çok güzel. Evet Birant, enteresan bir kurstan bildirim. Sayın Birant, aynı zamanda... doğru kişisel ileti yazma ve MSN'de kişiyi doğru zamanda titretme derslerimiz de var beyefendi. Çok güzel. Evet sendeyiz Bülent. İyi akşamlar. Geçmiş olsun. Bitti mi? Kestim. Sağ olasın. Eyvallah. Tamam. Görüşürüz. Hocam neden benim nickimi sormadınız? Unuttuk ya. Nedir, nedir senin? Sexy Butterfly. Emre'yiz de tamam. Evet sevgili izleyenler. Sen onu emesen o da seni eme. Evet. Evet. Şaka yaptım, kendi kendime koptum. Evet. Sevgili izleyenler, internet artık hayatımızın her yerinde. İnternet dünyası ile ilgili en ilginç buluş da iki kafadardan çıktı. Muhabirimiz Nazmi, evet Nazmi. Sendeyiz. Evet sevgili Birant, internet dünyası ile ilgili en kaba buluşu bulan iki kafadarla birlikteyiz. Kafa dar dediğime bakmayın çünkü ben daha önce hiç bu kadar kafa geniş insanlar görmedim. Üçer dönüm kafa sevgili Birant. Gerçekten çok kafa adamlar. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Serhat Samsunluyum. ve 25 yaşındayım.
ve 23 yıldır bodyguardlık yapıyorum. Yani 5 yaşınızdan beri. Evet, 5 değil lan. 25'ten 23'e kaç kalıyor? Hey! Burada... Burada var bir şey, burada var bir şey. Evet. Evet Bülent, gördüğün gibi gerçekten kafadar insanlarla beraberiz. Muhabirlerinizin kafa çalışmıyor Bülent Bey. Akıl olun. Oraya gelirim mi? O MSN neydi ya, o MSN? Bu. Sen bizi yayından mı kaldırtacaksın lan? MSN neydi o? Koca kafalı. Konuşma. Bu benim buluşum şaka. Şaka, buluşum şaka. Evet, sonra? Kaç sonra yaşınıza kalmış? Buluşum çağındayız. Bülent, bu kadar hani MSN falan sketch tam istediğimiz gibi gitmiyor ondan değil mi? Çabadın yani. Ne yapayım? Devam edelim istersen. Tabii edelim. Bakın sevgili arkadaşım, ben 3 yaşımdan beri bodyguardlık yapıyorum. Bu işe Samsun'da annemi koruyarak başladım. Evet. Çünkü babam hep içkili eve geliyordu. Benden 3 yaşımda hani anneye anne böyle etiklerine yapışır korurdum. Oradan başladım. Sonra ablalarım var, onlar mıydı? Yanında herifler dolaşıyor. Onlara dalarak bu işi genişlettim bodyguard işini. Sonra kendi kız arkadaşım oldu. Onlara laf atanları dövmeye başladım. Ondan sonra bir barda damsız girenleri dövmeye başladım. Benim için dayak bir tutku. Tutku yani. Bayılıyorum. Peki sizi tanıyabilir miyiz? Vallahi benim hayatım Serhat abiyi tanıdıktan sonra başladı. Yani eyvallah, eyvallah. Serhat abiyle bir gün 15 sene evvel, ben Serhat abi bir gün manitasıyla yürüyor. Ben de tanımıyorum kendisini. Manitasına yanlışlıkla bir laf attım. Serhat abi beni eline aldı. Eyvallah. Biri koyuyor o duvara gidiyor. Biri koyuyor mu duvara gidiyor? Ya Serhat abi var yemin ediyorum beni bir dövüyor ki şiir gibi, yemin ediyorum yıkılıyor yemin ediyorum ya. Şiir gibi dövüyor. Şiir gibi dayak yiyorum ya. Yemin ediyorum bir baktım dedim Serhat abi kulun kurban olayım, sen nasıl acımasız ne şahane bir adamsın dedim ya. Sen bana öğret bunu dedim ya. Bana dedim adam dövmeyi değil tutmayı öğret dedim. O gün bugündür o tutar ben döverim yanımda güm eder. O kadar yani. Kardeşim, böyle güzel eyvallah, adam dedi. Eyvallah, delik, on numara delikanlı. Eyvallah. Kardeşim. Peki internetteki girişimizden bahseder misiniz? Baktık ne bu girişim? Sağa sola insanlara girişiyoruz. Biraz da internette girişelim dedik olaylara. Ve girişimcilik örneği olarak bir site kurduk. Böyle herkes, yani yeni bir fikrimiz var internette. Herkes güzel çevresi olsun, arkası olsun ister. Böyle bir yani dayılanmak ister. Dayılanmak için arkasında insan olsun ister. Ha, fikir olarak ne? Nedir fikir? Fikir de şu, arkanvar.com. Giriyorsun siteye kardeşim, üye oluyorsun. Kavga mı çıktı? Bir tıkla bütün üyeler senin yanında. Ha. Kamyona doluşuyorlar. Ne durum varsa hepsi doluyor. Alabildiğine ver ayarı ver, ver ayarı ver. Peki sitede uymanız gereken kurallar var mı? Tabii. Vallahi işte 10 tane falan kuralımız var. Birincisi... Arkanvar.com hakkında konuşmayacaksın. Evet. İkincisi Arkanvar.com hakkında konuşmayacaksın. Evet. Diğer 8 tanesi yapım aşaması. Evet, onu bulunca da yani koyacağız yani. Ama çok şahane kurallar. Onlarla yüklenmeyin. Çok şahane kurallar. Yani beynimiz bir yere kadar gidiyor. Peki. Bir yerde bir ışık görüyorum gidemiyorum oraya. Kafa gitmiyor oraya kadar ya. Ya bu tipi güzel. Çok güzel oynuyorsun sen ya. Öyle mi ya? Canımsın. Peki siz de gidiyor musunuz kavgalara? Kavgalara yok kardeşim. Yok bıraktık biz artık hafta sonu hobi olarak dövüyoruz. Hobi ya hele bıraktık ya. Evet yani artık emekli olduk biz. Evet. Benim nickim Tayyar Durden orada zaten. Hani bir olay olursa falan, karışık durumlar olursa gidiyoruz biz. Ne gibi olaylar, ne ya gibi problemler mesela? Geçen bir çocuk mesaj atmış mesela. Kız arkadaşı bir tane manken çocukla aldatmış bunu. Hmm. Bizimkiler de zaten böyle bir tipsizler falan. Bakmışlar manken çocuk. Onu alabildiğine dövmüşler yani. O bütün yakışıkların intikamını ondan almışlar. Ağız burun dağılmış, insanlıktan çıkmış çocuk ya. Demek tanınmaz hale gelmiş. Peki tabii. Siz nasıl müdahale ettiniz bu olaya? Vallahi bu olaya biz şöyle müdahale ettik. Yani doktor dedik bu ne kadar masraf falan. 500 bin euroya adamı eski haline çevireceklerdi. Biz de 10 milyar verdik insana benzesin yeter dedik. Evet. Demek insana benzesin ha? Evet evet. Demek evet. İnsana benzesin. Evet evet öyle. Bir bakın bakalım. Bir bakın bakalım insana benzemiş miyim? İnsana benzemiş miyim? Abi ben sana dedim az para vermeyelim diye. Az vermişiz ya. Ya yemin ederim adamı nasıl bıraktıksak öyle bulduk ya. Vallahi yemin ediyorum ya. Böyle bırakmıştık ya. Saçlarda falan saçmalamışlar artık yani. Ya. Bir 5 milyar vereydik saç yaptıraydık ya. Ya bahar yani hakikaten. Şimdi siz görüyorsunuz arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Ben de siteye üye oldum. Gençler biz sitenin şeyiyiz ha. Yani moderatörüyüz biz. Lan moderatör. Alın arkadaşlar alın. Alın izleri. Evet sevgili Birant gördüğün gibi arkamı sağlama aldım. Gelince artık şu benim zam işinde tekrar konuşuruz ha. Bunu konuştuk Nazmi. Zammam yok. Öyle mi Birant? Evet yok. Arkadaşlar yürüyün gidiyoruz birini daha döveceğiz. İyi geceler sevgili seyirciler. Topuk. Müzik
Bıyık fena yapıştı. Karışım öncelikle seni burada hani... İkimiz mi? Evet, ikimiz kaldık. Bütün geri kimse sahiplenmedi şu an. Ya Kanada ana haber tabii beklediğimiz gibi geçmedi. Ama metin yazarı değil, İbrahim, Zeynep ve ben yazdık bu skeci. O yüzden evet. Çok zor durumda bıraktığımı hissettim seni kardeşim. Nasıldı? Yok ya, bence gayet iyi. İyi mi? Ya, iyi. Nasıl geçti? Beklediğimden çok düşük geçti o yüzden. Ben de kendimce kurtarmaya çalıştım. MSM falan. MSM de kurtulmaz. Evet, oradan iyice batarız abi. Yok ya. Bak hala onu konuşuyorlar. Ama MSM'den... Valla. Bu MSM sen MSM diye. Güzel örnek olur. Bıyıklı olmak. Ya var mı skeçle ilgili söylemek istediğiniz bir şey? Buyurun. Ya biz bu arkanvar.com böyle bütün FDD olarak üye olmak istiyoruz. Gerçekten var mı? Yok ama güzel fikir değil mi? Ya evet, çünkü gerçekten bir tek erkeklere değil, bayanlara da ihtiyaç var. Lazım. Ya sen dövmek istediğin birileri mi var? Abi birini mi? Birini... Kare liste bayağı uzun ya. Neden dövmek istiyorsun birini? Netleri bizden çok yüksek ya. Çok kıskanıyoruz ya. He, senin tembelsin sen. He, seni alhamdülillah. Teşekkür ederiz. Çok güzel hareketler. Devam ediyor sevgili sarkılar. Çok güzel hareketler bunlar. Burada başlıyor şimdi. Kızların böyle bir araya geldiği zaman, evlerde toplandığı zaman en çok yapmayı sevdiği şeylerden biri. Yani ben ablamlardan falan da biliyorum gençliğinden. Pijama partisi. Yapar mısınız pijama? Huu mu? Neler yapıyorsunuz o pijama partisinde? Var mı son zamanlar biz kız kıza toplandık şöyle şeyler yaptık diye aranızda? Söyle, ne yaptınız? Pijama partisi neler yapılır? Yani biz erkekler olarak pijama merak ediyoruz. Pijama partisini bu akşam yapacağız. Harbiden mi? Evet. Neler hazırlıyorsunuz yani aranızda? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Ya bol bol kola ve cips, başka bir şey değil yani. Kola ve cips mi? Ve sinema filmi, Scrabble falan oynuyoruz. Scrabble oynuyorsunuz. Evet. Böyle hani kız olmasının bir özelliği yok mu? Hani ne bileyim böyle erkeklerle ilgili konuşma falan mesela yapmıyor musunuz? Mesela erkekler falan olunca kolay dedikodu yapılmıyor. Hayır işte yani kız erkeklerin dedikodusunu yapıyor musunuz? Yapmaz mıyız ya? Yapıyorsun. Sen şu an arkadaşlarınla birlikte geldin. O ekibin hepsi burada mı? Kız... Evet. Pijama partisine. Evet. Burada olmanı mı alkışladın? Ben de buradayım. Helal miydi o? Evet, şimdi kız arkadaşlarımız yani. Demin erkek skeciydi. Biraz böyle kız arkadaşlarımızın olduğu. Gülen Tekin'le Aydan Taş'ın yazdığı skeci izleyeceğiz. Pijama partisi geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyelim. Çok güzel hareketler bunlar. Stresinden çok bunalmıştım. İyi ki toplanmışız. Sana da spor oldu. Kızlar hadi birazcık da dedikodu yapıp stres atalım. Ayşe sen saçını mı boyattın ya? Evet boyattım. Güzel olmamış mı? Ne renk bu? Biraz kızıl biraz mavi. Yalnızlığı nasıl bir renk? Ne oldu? Yine mi ayrıldın Özkan'la? Ne yapayım? Kaderim bu benim. Ayşegül sen saçlarını böyle renklerde boyamaya devam edersen senin şarkın yalnızlık ömür boyu olacak. Ay senin şarkın neymiş bakalım? Arabada 5, evde 15, hoşuna da giderse beleş. Çok güzel. Ya çok ruhsuzsun Pelin. Şu ruhsuz hallerini aynı Soner'e benzetiyorum ben. Soner mi? Mimarlıktaki mi? Sen nereden tanıyorsun? Yani bir arabanı da yazmıştı da yüz vermedim. Aa. İnanmıyorum ya kızlar, bir şey söyleyeceğim ya. Ben hala Cem'i unutamıyorum aslında. Ya öyle deme. Bak ben de Serhat'ı unutamam diyordum ama Adnan bana her şeyi unutturdu. Hangi Adnan? Yetişimdeki mi? Evet, tanıyor musun? Hem de çok yakından. Ne kadar yakından? Karşı komşum. Aman iyi bari. Ya ben Arda'yı çok özledim. Hangi Arda? Hukuktaki mi? Ay yok artık Pelin, onu da tanımıyorsun herhalde. Tanıyorum, ne olmuş? Cümlerle makriban olmuş, ne? Orma ya. Ne yapıyordur acaba kız Cem şimdi? Nerededir acaba?
Kıyamam ya. Bir arayalım istersen. Aa, arayıp öğrenelim. Ya yok, hayatta aramam ben. Hayatta. Ya bir şey diyeceğim. Sen seviyorsun ama o çocuğu. Çok. Ay, o seni seviyor mu acaba? İşte bilmiyorum ve bunu öğrenmek istiyorum. Öğrenmenin bir yolu var aslında. Ne? Nasıl? Aa. Yani sevgililerinizin size karşı ne hissettiğini öğrenmek istiyorsanız bunun bir yolunu söyleyebilirim. Aa, ne diyorsun? Ruh çağırmak. Ruh mu? Canım, ay, daha da iyiymişsin. Ay, ruh değil o bir kere, üç harfli. Üç harfli değil o, cin. Ay, cin deme ya. Sen... cin demeyeyim, ne diyeyim? Ay, cin deyince geliyormuş, öyle deme. Sen de cin diyorsun işte. Ben cin demedim, adını söylemeyi diyorum. Söylüyorsun işte. Ya böyle şeyler söylemeyi ben çok korkuyorum ya. Ya evet, şimdi kafam güzel kızlar, sarılmayın evet. Başıma ya. Ya ben kendimde de çağırtmam, onu söyleyeyim. Niye? Geldiler mi, gitmiyorlarmış. Hadi be. Gerçekten ay. Mi? Kızlar, öğrenmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyoruz, hadi ne yapacaksak yapalım. Ona göre çağırıyorum tamam, yani. Bir şey söyleyeceğim, gönderebilir misin? Gönderirim ya, gelirse gider yani. Tamam, tamam, çağırırlar. Gidecekse gönderirim ya. Tamam, tamam, hadi bakalım. O zaman ne yapıyoruz, çok merak ettim. Ne yapacağız? Ne yapıyorsun ya? Ne o? Ya, ay yok artık, be. Senin çantanda mı taşıyorsun bütün bunları? Benim ruhlar aleminde akrabalarım fazla. Aa, bana da laf soktu. Tamam, tamam, hazır mısınız? Şimdi? Hazır. Şimdi konsantre oluyorsunuz. Kafaları boşaltın, boşaltın, boşaltın. Ha, tamam. Parmakları birleştiriyoruz. Tamam. Getir. Korkuyorum. Tamam mı? Tamam. Gözleri kapatıyoruz. Ha. Full konsantre. Tamam. Tamam. Gözleri kapatıyor muyuz? Evet, gözler tamam. Kapalı. Of. Ey ruh. Ey ruh. Pardon benden. Ya Ayşe ya, ne yapıyorsun? Tamam, tamam, tamam. Sakin. Ay, ödümü şey yaptı tamam, ya. Tamam, sakin. Tövbe, tövbe. Kapatıyor mu? Konsantre oluyoruz. Bir tamam, dakika. Tamam, hala tamam. Kalp şey oldu, bir dakika. Tamam, hazırım. Ey ruh. Ey ruh. Ey ruh. Ya bu zincir kırtlağını benim yapmam gerekmiyor mu ya? Ya bir sus ya. Şşş, sen sus. Konsantre olun. Ey ruh. Geldiysen bir işaret ver. Allah rahmet eylesin ya. Hadi daha mantıklı sorular. Hadi soru sorun. Evet, kim soruyor? Ya hadi oyalamayın, adam canı sıkılacak şimdi ya. Ya sen nereden biliyorsun erkek olduğunu? Ay, ne bileyim, öyle hissettim. Sorsak mı acaba? Sor. Ey ruh, kadın mısın erkek mi? Ya Ayşegül, öyle sorulur mu? Evet veya hayırlı soracaksın. Ey ruh, sorduğumuz sorulara evetse bir kere, hayırsa iki kere vur. Ey ruh, kadın mısın? Ha, erkekmiş o zaman. Erkek, erkek. Ey ruh, madem erkeksin, bekar mısın? Vay ya. Çirkin lan adam. Ölü lan adam. Ya. Ölü lan adam. Ya bir dakika, benim merak ettiğim birkaç soru var, onu soracağız. Tamam mı? Bir dakika. Sor, çabuk sor. Ey ruh amca, Ali Cemile'ye geri dönecek mi? Karolin ölecek mi? Küçük Osman büyüyecek mi? Ay, merak ediyorum, ne var? Ama çok gerizekalısın ya. Ne, ölüye soru sorar mı sorulur? Televizyon mu izliyor? Ay, kaçıncı bölümde ölmüştür acaba adam? Ya ölü ölü deyip durmayın ya. Ben çok korkuyorum. Ya evet ya, gece uyuyamayacağım sayenizde. Tamam tamam, uzatmayalım. Hepimiz sorularımızı soralım. Tamam, soruyorum. Ey ruh, yalnızken de görüşür müyüz?
Ay evet dedi, sinyal aldım. Ay Pelin, ölü diri hiç fark etmiyor. Hiç maşallahın var ha. Ya tamam kızlar, ben gerçekten çok korkmaya başladım ve bizim evdeyiz. Ben de sorumu soruyorum ve gönderiyorsun Pelin'i, tamam, tamam mı? Tamam, tamam inşallah, hadi. Hadi, son. Eyru kardeş, Cem beni seviyor mu? Hayır diyor. Sevmiyor. Aa, hani seviyordu kız, yalancı. Cem beni sevmiyor mu? Ay evet, seviyor. Peki eski sevgilim Soner beni seviyor mu? Kız ya yalan söylüyor ya, inanmıyorum abi, ben yapmayacağım. Tamam, test edelim. Seni sevdiğine emin oldun, %100 emin oldun, birini söyle. Söyle. Kim olacak? Annem tabii ki. Soralım. Eyru, annem beni seviyor mu? Kızım her şeyi biliyor mu? Vallahi biliyor. Tamam, soruyorum. Ey her şeyi bilen Ruh kardeş. Cem bana çıkma teklif edecek mi? Ay etmiyor. Cem beni arayacak mı? Aramayacak. Aramasın, ben ararım onu. Cem peki okulda yanıma gelecek mi? Gelmeyecek. Tamam, gelmesin, ben giderim yanına. Cem elimi tutacak mı peki? Tutmayacak. Ellerini hep boş koyacak. Tamam, tutmasın, ben tutarım. Dudağımdan öpecek mi? Öpmeyecek. Ay, istemiyor. Öpmesin, işte. Ben öperim onu. Peki beni evine davet edecek mi? Etmeyecek. Unut Cem'i. Ya her şeye hayır diyorsun ya. Çok biliyorsun sen. Kıskanç ruhlusun da o yüzden her şeye hayır diyorsun. Tamam, Cem beni davet etmese ben giderim onun evine. Annemlere de giderim, Pelinler'de kalıyorum derim. Kapısına dayanırım, oradan da yatağına süzülürüm. Ondan sonra ne yapacağım bakalım? Şşş. Evet ne diyorsun, hayır mı? Sakin, sakin, tamam. Hayır! Anne, siz öldün mü? Ben ölmedim ama şimdi sizi öldüreceğim. Bayan teyze geldi. Ne yapıyorsunuz siz? Ha? Hepsini duydum konuştuklarınızı. İyi ki su içmeye kalkmışım. Anne sen bizi yanlış anladın vallahi. Nereye yanlış anladım kız? Erkeklerle oynaşıyorsunuz işte. Ben çok korkuyorum. Kış. Kime kış diyorsun sen? Havuk muyum ben, kime kış diyorsun? Ay bir de gelirler, gitmezler demiştim. Geldi gitmişler. Gitmezler tabii, onun evi gitmez. Kimi kimin evinden kovuyorsun sen? Muhalla teyze, biz oyun oynuyorduk. He, oyun oynuyordunuz. Sen var ya sen, ruhlarla bile oynaşıyorsun. Duydum ruha sorduğunu soruyor. Bekar mısın? Bekar olsa ne olacak? Olsa ne olacak? Ruhumu vereceğim Muhalla teyze. Senin annene söyleyeceğim, seni bir an önce evlendirsin. Kudurmuşsun sen. Kudurmuşsun. Vallahi burada biz tiyatro oyunu çalışıyoruz. Oyun. Oyun çalışıyordu. Evet. Ha ben de yedim değil mi zeka küpü? Yedim, oyun çalıştığını şimdi. Sorduğun soru ne öyle? Ali ile Cem ile kavuşacak mı? Yok Karolin. Karolin ölürse o dizi biter, salak. Salak mısın sen? Ya anne tamam, özür dileriz. Hadi git sen yat ya. Nereye yatıyorum? Ben yatayım da erkeklerle oynaşın değil mi siz? Ha? Yatayım erkekler. Biz de kızlarımız okula gidiyor zannediyoruz. Okul okuyor zannediyoruz. Hepsi bir erkek. Şimdi hepinizin anasını babasını arayacağım. Tek tek bunları anlatacağım. Malak, hepinizin ya, arama Muhalla teyze. Ne olur hadi arayacağım. Sen hiç aşık olmadın mı? Ya Muhalla teyze, sen hiç genç olmadın mı? Ne biçim soru öyle, basma kırıklara. Olabilir, olabilir. Olmayacaksınız. Okula gideceksiniz, derslerinizi çalışacaksınız. Sen babamla hiç oynaşmadın mı anne? Kız ne biçim soru? Hadi yastık soru. Ana sen ya, yastık soru. Hadi yastık soru. Çok zarge diyenler sizi. Gördüler ya. Evet arkadaşlar, demek pijama partileri böyle geçiyor gittiğimizde. Nasıl? Keyifler yerinde mi? Ne diyorsunuz keşke gitsiniz öncelikle? Biz çok eğlendik. Biz çok eğlendik oynarken. Ve salonda biraz sessizlik vardı ama. Salonda eğlenmemiştik. Ama şey böyle hani, korkunç bir skeçti yani, korku skeciydi ya. Evet. Ben gerilim hissettim. Gerilim oldu. Tamamdır. Çok güzel gittiler. Devam ediyor efendim. Çok güzel hareketler bunlar. Sevgili misafirler, hiç başınıza geldi mi bilmiyorum. O ne ya, fener tutuyor. Hiç başınıza geldi mi bilmiyorum. Böyle yağmurlu bir günde çok fazla hani, taksiye ihtiyacınız olduğunda bütün taksiler dolu oluyor nedense. Böyle iki kişi taksi beklerken, ya birader beraber tutalım mı taksiyi diye böyle hiç bizim başımıza geldi. Oradan yola çıkarıp size geliyor. Başınıza gelen var mı öyle bir şey? Biz beraber, her şey başınıza geliyor, bırakın bana evi daha. Her seferinde kaldırıyorsunuz. Ortak taksi geliyor, İbrahim'le Oğuzhan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler sevgili misafirler. Hareketler bunlar, sola bol.
gitti niye hala bana su geliyor? Abi ne yaptın? Ne uzun ıslanmaydı o ya? Bir şey oldu mu abi? Çok ıslandın mı? Çok şükür boy abdestini aldım. Çok güzel yani. Allah kabul etsin be abi. Amin ya. Şu halimi görüyor musun ya kardeşim ya? Gördün mü geçen şipi? Gördüm. Mü? Gördüm. Gördün mü şipi ya? Böyle başladım. Modifiye yapmışlar. Tank gibi olmuş. Savaşa gidiyor sanki şerefsiz. Abi neler yapıyorlar şimdi arabaların içine ya? 106 ekran plazma koymuş bir tanesi gördüm geçen. Dibinden baka bak kör olmuş herif ya. Ya o da bir şey mi kardeşim ya? O da bir şey mi ya? Ben arabasına misafir odası yaptıran adam gördüm ya. Hadi ya canım. 3+1 kombili jip gördüm yemin ediyorum ya. Abi deli misin? Nasıl kombili oluyor? Doğalgazı nasıl çekiyor araba ya? Ya adamlar zengin kardeşim yiyordur içiyordur gazı salıyordur. Sen rahat ol ya. Onlar bir şekilde salıyordur ya. Vallahi araba büyük imkan abi. Bu zamanda araban olacak hala otobüs bekliyoruz yemin ediyorum ya. Aynen kardeşim ya. Benim de arabam var da bakımda kaza yaptım. Geçmiş olsun ya. Sende bir şey var mı? Olmaz mı kardeşim? Büyük kaza yaptım. Benim çok göstermek gibi olmasın. Benim yüzümün yarısı gitti kazada. Bu tarafına bakarak aynısını yaptılar. Abi madem bir daha yaptırma şansın varmış niye bunun aynısını yaptırıyorsun sen ya? Bu taraf zaten leş. Doğru söylüyorsun. Adam akıllı bir şey. Ya da en azından yaptırma. Terminatör gibi gez. Daha karizmatik. Doğru söylüyorsun. Vallahi billahi. Penceresi camcama muallim, penceresi camcama muallim, selam söyle amcana muallim, selam söyle amcana muallim. Hayırlı akşamlar, bendeniz Tümer. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar kardeşim. Sevgili abim, bir 5 liranızı alabilir miyim? Ne yapacağım 5 lirayı? Borsaya gireceğim, Allah Allah. Gideceğim işte. Nereye gideceksin abicim? Biz de otobüs bekliyoruz işte. Gel bizim akbilden basayım sana da. Basma bana. Bana basma. Ben 5 lirayla şarap alacağım. Ya kardeşim zaten zurna gibi olmuşsun. Daha ne kadar içeceksin? Niye içiyorsun bu kadar ya? Ah be abicim sorma. Çok uzun bir hikaye. E oğlum otobüs bekliyoruz. Anlat işte. Neyse uzun anlat. Ben İsviçre'de yaşıyordum. Benim bir sevgilim vardı. Beni aldattı ve kaçtı. Hani uzun hikayeydi lan? Bitti lan bu hemen. Ah bir bilsen beni kaç kişiyle aldattı. Anlatsam var ya Gılgamış destanı olur yemin ederim. E kardeşim madem İsviçre'de yaşıyordun niye geldin burada şarapçı oldun ya? Sevgili abicim İsviçre sokaklarında yaşayan şarapçılara dahi maaş bağlıyorlar. Oysa ki benim ülkem öyle mi? Ha? Orada doyasıya acı çekiyordun. Burada yok. Doyasıya acı çekemiyorsun. Burada mı çekemiyorsun, orada mı çekemiyorsun? Nerede çekiyorsun acıyı? Bak baştan alayım. Kafa gitmiş ya bunun, bunu kafa gitmiş. İsviçre sokaklarında yaşayan alkolüklere bile maaş bağlıyor. Tamam onu anladık kardeşim, tamam. İnsan tadını çıkaramıyor, acı çekemiyor orada. Ama benim ülkem öyle mi? Doyasıya acı çekiyorsun. Dibine kadar sürünüyorsun. Dibine kadar. Kurban olurum ben bu vatana. Helal olsun sana. Helal olsun sana be kardeşim be. Bu arada benim 5 lira ne oldu? Allah Allah. Ya kardeşim şimdi 5 lira falan yok. Hadi git işine sen kardeşim hadi. Tamam hadi. Abicim bizim gideceğiz. İstiyorsan işte akbille basayım sana git diyorum ya. Abicim siz gideceğiniz yere otobüsle gidiyorsunuz. Ben şarapla gidiyorum. Karışmayın işime. Tamam abicim sen hadi yoluna git hadi. Ya yok kardeşim hadi yürü yürü otobüsle git sen hadi yürü kardeşim hadi yürü. Hadi selametle hadi. Hadi selametle yürü kardeşim işin hadi. Zımba gibi adamdım ben zımba gibi. Tamam, oğlum hadi. Çakı gibi adamsın gidip çalışsana işte. Çakı gibi adamdım ben. İsviçre çakısı gibi adamdım. Fonksiyonlarımı kaybettim. Tamam abicim. Tamam kardeşim hadi hayırlı akşamlar tamam yok 5 lira 5 lira hadi yürü. Peki hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Allah. Abicim ben gelmiyorum sen benim akbili buna bas. Senin kafanı kırarım ben. Tamam, tamam. Terbiyesiz. Tamam, tamam abi. Tamam. Tamam, yapma. Asabımı bozdu gece bırak, gece benim ya. Bırak şarapçıyla mı uğraşacaksın kardeşim, abi? Kardeşim, bak sana bir teklifim olacak ha. Benim. Bir teklifim var sana kardeşim. Söyle. Ne teklifin var lan bana gece gece E5'in ortasında? Lan manyak manyak şeyler düşünme. Bak kardeşim burada iti uğursuzuyla uğraşıyoruz. Yağmurun altında sucuk olduk. Gel seninle bir ortak taksi tutalım. Gidelim evimize rahat rahat be kardeşim. Abi tutalım da buradan Bakırköy'e 30 kağıttan aşağı yazmıyor ya. Ya yazmıyor da kardeşim bak şimdi Tümer geldi ama bu iyi huylu Tümer. Bir de bunun kötü huylusu var ya. Gelir vallahi bize haçamat eder burada. Bak yağmurun altında da mahvolduk. Hadi kardeşim tutalım be. İyi abi tutalım tamam. Ben, tamam. Aa, bak taksi geliyor zaten yine. Gel abi gel. Şşş, abi gel. Abim benim gel. Gel abi. Sakin abi. Selamünaleyküm abi. Abi kolay gelsin. Buyur kardeşim. Biz arkadaşla Bakırköy'e gideceğiz de. Bakırköy mü? He. Siz arkadaş mısınız? Ya işte birlikte otobüs bekliyorduk. Evet. Gelmeyince ortak taksi tutalım dedik. Arkadaş değiliz. Ya kusura bakmayın ben gece gece kimseyi alamıyorum ya. Abi
Ne olur yap bir kek be. Bak görmüyor musun? Yağmurdan sucuk olduk ya. Evet, hakikaten hakiki sucuk olmuşsun. %100 dana. Ya... Ya abi bırak şimdi makara yapmayı, al bizi bak. Bir sevap işlersin be abim be, güzel abim be. Ya bir şey söyleyeyim, burada tam bir keş tipi var bunda ya. He. Nasıl alayım ben sizi ya? Ya tam bir keş tipi var sende ya. Ya abi vallahi keş falan değilim ya. İşimden eve gideceğim, yemin ediyorum ya. İyi, ben de dansçıyım abi. Sen? Tabii tabii, şey tango falan yapıyorum yani. Aha! Tango ve keş. He doğrudur abi, tango abi, ve keş. Abi ne olur tango ve keş, tamam al hadi bizi arabaya be abim be. Hadi bin, hadi. Hadi be abim be. Hadi bin. Allah razı olsun. Allah razı olsun abim benim be. Yağmurda bırakmadın bizi be. Abim. Bir şey soracağım ya. Buyur kardeşim. Buradan Bakırköy'e ne kadar yazar? Vallahi ne bileyim kardeşim. Bilseydim taksimetre takar mıydım arabaya? Anladım. Ya anlaşalım diyorum da hani öyle taksimetreye evet, bağlı kalmayalım biz yani. Ya şimdi nereden baksana 30 lira yazar Bakırköy'e kadar yani. Abi sen onu 25 yap be güzel abim. Ha bu araba usurukla çalışıyor. Allah Allah ya. Lan dediğin doğru çıktı lan. Lan dur bir dakika. 25 yaparsın. Tamam lan 28 olsun lan. 25 olsun be abi. Tamam lan 27 olsun. 25 olsun be. Lan 26 olsun. 25 olsun 25. Tam 25. Ya hayır 25 ya. Tam 24. Ya 25 olsun ya, 25. Tam 23. 25 be. Tam sonra 22 ya, olsun. Ya 25 be. Tam 21 olsun. 25. Tam da düz 20 olsun. Ama tamam senin dediğin olsun 20 olsun ya. Tam 20 olsun tamam. Tamam 20 olsun. Ulan sıkı pazarlık ediyorsun taksici. Vallahi billahi ya. Vallahi sıkı pazarlık ediyorsun kız. Helal olsun sana. E tabii sonuçta eve ekmek götürüyorum bak. Eve ekmek götürüyorum. O maşallah. Tabii helal olsun. Hakikaten eve ekmek götürüyorum. Abi arabayı da sür ama arada. Hani evet yani ekmek. Otomatik pilotta değilse ya arada sür araba. Ben tutayım abi sen git öyle. Tamam hadi bakalım bir parça da yiyin ya. Oh ne kadar güzel vallahi. Abim. Ne? Var mı sende çoluk çocuk? Var 11 tane. Oha. Abi ne yaptın? Futbol takımı kurmuş lan herif. Vallahi abim ya. E sen daha onların isimlerini sayamıyorsundur. 11 çocuk ya. Problem yok. Nasıl problem yok? En büyük çocuğun adı ne? Bir. Bir mi? Tabii. Öbürü de 2, 3, 4 diye gidiyor. En küçüğün ismi 11. En küçük. Allah Allah. 12 de yolda geliyor yani. İyi bari. Takımı kurdun yedek kulübesine yapacaksın. Tabii canım yedek kulübesi kesin yapacağım yani. Ya 12'nin adı bari Semih olsun. Madem yedek Semih koy bari adını. Olabilir yani Tuncay, Semih falan olabilir. Evet yani. Evet. Bence evet. 12 koy abi. 12 güzel mi ya? 12 olsun. Evet, tamam 12. 12 de güzel. Bir şey söyleyeyim mi abim? Var ya taksi büyük kolaylık ha. Gerçekten öyle. Otobüste 2 saatte gidecektik yolu. Yemin ediyorum yarıladık 5 dakika kaldı be. Vallahi 5 dakika kaldı. Sizinle muhabbetinize doyum olmuyor arkadaşlar. Eyvallah. Siz bana şöyle bir cüzdanları verin ikiniz de. Biz de yolumuza güzel güzel devam edelim be. Hayır. Anam! Ne yapıyorsun abi ya? Manyak mısın? Saçma sapan konuşma lan. Çıkar cüzdanları! Aha tango senin yüzünde bu keşke aldım ya. Tango ya. Abi benimle ne alakası var? Ben ne bileyim herifin gazcı olduğunu ya. Lan 11 tane çocuk bakabildiğine göre sende aslat vardır. Çıkar aslatı! Verin, verin lan aslatları. Allah'ım ya. Ya tango ne yaptın? Allah sen sen ben bu tipi arabaya alır mıydım ya? Ya ben ne yapayım? Benimle ne alakası var Allah Allah ya? Hayretçi temizlikle niye kandırdın lan beni? Kardeşim beni bu saatte bu suratta kim alır? Hangi taksici alır ya? Ben de senin gibi temiz yüzlükleri kandırıyorum. Onlarla beraber gasp yapıyorum işte ya. Allah Allah. Çocukların bir rızkı gitti ha ben gözünü ya sen. Temiz yüzlükle ne alakası var? Ben yani temiz yüzlüğüm diye mi aldım beni arabaya? Düz yüzür şunu. Ya temiz yüzlüğü diye aldı tabi lan. Dansızsızlar senden ne zarar gelir be? Sağ sağ çek çek tango. Memur be memur be. Bak şimdi. İyi bari madem sen de ver cüzdanı da ben de sakin sakin evime gideyim be. Aha cehennem silahı 4 Allah Allah. Aha. Bu ne oğlum ya? Siz şebek yapmışsınız. Ver lan cüzdanı ver. Sen beni nasıl kandırdın lan? Kendininkini de ver lan. Tango, tango sana hiç yakışmaz. Ustan tangonmuş, keçmiş. Sana kadar memur bey, memur bey. Memur bey, dur lan! Lan durdur lan, durdur lan vallahi durdur lan. Kardeşim nasıl kandırdın beni bir ya? Bir çakal sen misin lan İstanbul'a hıyar? Gece gece 40 yılda bir iş yapmayayım evime gideyim diyordum. Kendin kaşındın ya, salağa bak. Demek ki bundan sonra ne yapmıyormuşuz insanları? He? Dış görünüşlerine göre ne yapmıyormuşuz? Korkulanamıyoruz. Hayır. Yargılamıyoruz. Hayır. Oğlum bir şey söylesene hep bana soruyor. Ben ne diyeyim altıma iş yedim. Allah cezanı vermesin gördüm zaten. Sorgulamıyoruz. Sorgulamıyoruz. Sorgun. Yargılamıyoruz yakındı. Gidiş yolundan puan verdim. Evet. 5 puan. Tipinden de 10 puan kırdım. Tamam. Evet. Tamam abi. Ulan helal olsun. Bu ne lan şaka bıçağıyla gasp yapıyor. Hıyara bak ya. Ne yapayım kardeşim ya? Ne tırt adam çıktın sen ya. Bundan sonra ayağınızı ona göre denk alın tamam mı? Tamam abi. Canım benim. Hadi öpüyorum seni de. Bu çocuğu eve bırak hiç parası kalmadı yazık buna be. Çocukların rızkı gitti. Canımsınız. Ya. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Şu işe bak kardeşim ya. Yemin ediyorum şikayetçiyim ya. Karakolusun şikayetçiyim. Şikayetçisin ya. Şikayetçiyim tabii ya. Abi silah icat oldu, mertlik bozuldu ya. Eskiden ne güzel. Güzel güzel yapardık gaspımızı ya. Bende levye vardı çok affedersin. Böyle cebimde taşırdım. Binerdim taksiye. Taksici kafeye küt diye koyardım kardeşim. Doğru söylüyorsun. Ondan eskiden sonra arabalarda levye vardı. Levye. Evet levye. Ya! Ya! Çok sevgili dinleyenler, sizin için.
Var mı skeçle ilgili bir şey söylemek isteyen? Aşağıda yok. Buyurun. Bu ortak taksi skeci benim şu ana kadar izlediğim en iyi üçüncü skeçti. En iyi? Üçüncü. İlk ikisi hangisi? Testere skeci vardı eskiden yılbaşında. Ha, oydu. Testere. Bu kadar beğendin yani. Harbi eyvallah. Aa, İkinci hangisi? İkincisi de Pamuk Prenses ve Yediciler skeci. Pamuk Prenses. Ay, yeni sezondan. Yeni sezondan. Yeni sezondanmış. Yani kadroya girmiş. Vallahi toplam 450 skeç oldu ya vallahi 3 sezonda. Teşekkür ederiz kardeşim, sağ olasın. Şey değil. Helal olsun arkadaşlar yazarların. Var mı başka? Buyur. İnsanların masum yüzlerine inanmamamız lazım. Değil mi? Evet. Bence de öyle. Bak güzel. Bak Oğuzhan'dan dolayı, önermeden dolayı. Tabii. Oğuzhan abin nasıl? Masum yüzlü, masum yüzlü biri değil mi? Evet. Seviyor musun Oğuzhan abini? Zaten o benim akrabam. Ne diyorsun? Özünü kaybetti. Akrabaları tanımıyor. Akrabaları tanımıyor. Yok benim akrabam ya. Nasıl ya? Bir ya dakika. Ben... Bir dakika nasıl akraba? Ama hakikaten böyle bir göz yapısı falan. Gözlükten hiçbir şey yok gözümde. Ben şu an orayı görmüyorum. Vallahi. Çok ciddi görmüyorum. Hadi hadi bırak hep böyle değil ya, mi? Ya bırak. Ya abi ya. Şimdi. Merhaba olsana abi akraba hanım. Vallahi ya ben görmüyorum diyeyim kocuğu. Vallahi şu mesafeden önce görüyorum yani. He. Vallahi. Peki. Akraba tanıdın anne, mı? Evet tanıdım canım. Biz mutfağın önünde daha önce konuştuk. Anneniz mi? Bir alabilir miyiz mikrofonu? Oğuzhan nereden akrabasınız? Görmüyor şu an. Ona dedelerimiz göre... kardeş. Kim? Dedelerimiz kardeş. Dedeleriniz kardeş. Evet. Ya o zaman boş ver be abi. O zaman gözlük olsa da göremezsin. Yani mesafe... Dedeler kardeş. Dedeler. Babaanne ve dede kardeşler uzakta. Anne tarafında. Evet. Ama Elif Naz'ın söylemek istediği Oğuzhan gibi bebek suratlı insanlara çok inanmamak lazım değil ilk mi? Görüşte. Bak kapıda giydirdi helal olsun. Sağ ol yenge sağ ol. Ben alacağım aldım. Çok güzel hareketler devam ediyor. Teşekkür ederim. Çok güzel hareketler bunlar. Hiç kan veren var mı aranızda? Kan veren, kan vermek. O şu grupta bir 5 kişi her şeyi yapmış hayattaki. Artık tamam yani siz yaşayacağınızı yaşamışsınız gençler. Verdiniz mi? Kan verdiniz. Öyle Kızılay'a bağışladınız mı yoksa bir durumla ilgili mi verdiniz? Bir durumla ilgili. Bir durumla ilgili. Evet. Peki oradaki soruları hatırlıyor musun? Kan vermeden önce bir prosedür var. Uygulamadılar mı? Senden direkt aldılar yok, mı? Yok, hatırlamıyorum. Ben genelde hastaneden kaçtığım için. Tamam, teşekkür ederiz. Metin Yıldız yazdı. Kan alamamalı hasta geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler efendim. Çok güzel hareketler bunlar. Ya bu adeti kim çıkarttı ya? Aşkım bu. Hayatım ya. Aşkım ne kadar ağırsın. Hayatım bırak belini. Bu kadar para takılır mı ağır oldu tamam, tabii. Tamam bırak belini sakatlayacağım. Ay 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 ay. Ay atam ya. Aşkım o kadar hızlı atmadım. Abartma ne yapıyorsun ya gel buraya. Gel buraya gel gel gel. Gel buraya. Hayatım bir dakika. Bir şey unutmadın mı? Bir dakika mı? 30 saniyem bile yok. Ama bir daha önce bir şey yapman gerekmiyor mu? Ne yapacağım daha önce ya? Bak sen bunu görüyor musun bak. Neyi? Bak bununla sana her istediğimi yaparım ha. İstediğimi tamam. Yaparım. Tamam yaparsın da ondan önce bir şey yapman gerekmiyor mu? Ne yapacağım canım ondan ya. Önce? Saçmalama yok öyle bir şey. Hayatım yüz görümlüğü takmayacak mısın bana? Ya bu yüze görümlük istiyorsun ya. Ya aşkım. Şaka şaka yapacağım tabii. Hop yüz görümlüğü 100 lira. O ne be daha sonra takar gibi. Gel bakayım buraya. Dur. Nasıl dur ya? 2 senedir dur. Allah Allah evlenelim ondan sonra. Hala dur diyorsun aşkım ya. Nereye duruyorum ya? Kalk ayağa. Ne yapıyorsun kalk ayağa? Ayağa? Ne yapıyorsun? Beşiktaş Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak açılışı yapıyorum. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Olsun inşallah. Hepimize. İnşallah. Hayatım. Hayatım bir dakika. Müzik aç öyle gel. Ha müzikli istiyorsun. Hemen açayım bir şeyler. Doymadım biraz. Allah Allah. Hayatım yeter. Aşkım oynuyorum ya doğru. Ama lütfen. Ama. Hayatım kafam şişti. Aa. Lan. Ne yapıyorsun oğlum? Allah Allah ya.
Yalama ettin lan düğmeyi. Al senin olsun radyo. Al, ben söylemeyeyim hiç türkü mürkü. Ya bir gün radyodan söyleyenler çıkacak diyorlardı, göreceğiz diyorlardı. O gün bugün. Hayırdır baba, sen ne yapıyorsun ya? Burada takılıyorum işte, gene net. Şarkını söyle, niye çıkıyorsun? Söyletmiyorsun kardeşim ya. Müsait hareketlerim var damat. Evet, gözüm onun üzerinde. Onun yüzünden. Buraya giriyorum, gözüm üzerinde. Burada deliğim var, gözüm üzerinde. Tamam mı? Heyecanlıyım biraz. Farkındayım, görebiliyorum. Hadi akrabalarım git. Var, akıllı ol burada, emin ol. Tamam, dışarı git bari. Gideyim mi lan? Git, git. Düz keş, beni burada durdurmayın. Git, işimiz var, git. Şişt, gözüm orada da üzerimizde ha. Tamam. İzliyor. Hadi bakalım. Hadi romantik bir şey koy, hadi. Hadi, koy mu? Radyo bu ya. Bulurum şimdi sana romantik bir şey. Ya Mediha Şen Sancakoğlu, çocukluğumdan beri bayılırım. Güzelmiş. Aşkım. Güzelmiş. Sen de çok güzelsin. Ya, nasıl? Bayağı güzelsin işte. Sen beni seviyorsun ya, ondan güzel görüyorsun. Ha, aşk gözümü kör etmiş benim. Ya pis. Gel buraya gel. Hayatım. Ne hayatım ya? Ya seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Lan bilmiş mi, bir şey anlatıyorum, gel buraya. Gel buraya gel. Hayatım, azıcık konuşsaydık ya. Ya ne konuşacağız ya, icraata geçelim durmadan, konuş ne konuşacağız ya? Kaç yıllık konuşuyoruz? Dikkat. Derbeder hastanesine yatmakta olan kanamalı bir hasta için çok acele ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin acilen aramaları rica olunur. Tekrar ediyorum. Derbeder hastanesine yatmakta olan kanamalı bir hasta için çok acele ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin acilen aramaları rica olunur. Numarayı vermedi, bir dakika, numarayı vermedi. Ne numarası vermedi be? Ya adam numarayı vermedi. Sen ne yapacaksın adamın numarasını? Ya adamın numarasını ne yapayım ya? Kan anonsu yaptı, telefonu vermedi. Ya bırak Allah Allah, vermesin. Pardon, telefonu vermemişim. 0577 277 77 17. Tamam, verdi işte, hadi. Hayatım bir dakika ama. Senin kanın. Ne benim kanım ya? Adamın anons ettiği senin kanın. Ne yapayım, benim kanımsa bir sürü insan var. Biz şimdi nasıl gidelim kan vermeye? Aşk olsun. Ne aşk olsun ya? İlk günden beni hayal kırıklığına uğrattın. Aşkım ne yapıyorsun? Daha geceliğin üstünde, damatlığım üstünde. Birisi gider verir. Herkes öyle derse kim gidecek? Ne bileyim ben, beni gider verir aşkım, saçmalama ya. Hayatım niye öyle diyorsun, ama bir gün bize de lazım olabilir. Ya lazım olursa annem alıyor benim, alır o. Öyle mi? Evet. Benim uykum geldi. Ya nereye uykum geliyor be, ilk geceden uyku mu gelir ya? Saçmalama aşkım. Vallahi biri gider verir, yapma bunu ya. Tamam işte, daha çok gecemiz olacak. Benim bugün uykum geldi. Ya kan anonsu yapıldı, sen uyuyorsun. Kalk gidelim kan verelim ya. Ay canım. Kalk gidelim kan verelim canım. Saçmalama hadi, hadi ya. Hadi. Kalk. Verelim bir an önce, gelelim Allah işimize ya, bakalım. Biliyorum ya. Ben senin neye acele ettiğini zaten. Bak adam anons yaptı, hala geçiyor. Yürü. Kim paraları düşürmüş ya? Teşekkürler beyefendi, bağışınız için. Sağ olun. Rica ederim. Ne zaman sıfır pozitif kana ihtiyacınız olursa arayın. Aha, bu da size kartım. Her türlü demir döküm, alüminyum işleri. Yok biz beyefendi, sağ olun. Anons ettiriyoruz zaten. Sadece o da değil. Organ morgan, bak böbrek falan lazım olursa veririm size. Yok, böbreğe ihtiyaç yok. Ben sizi böyle alayım. Buyurun. Canımı alsaydın. Yok, ben sizi böyle alayım. Peki canım. Bol vişne içelim. Bol vişne suyu içelim. İyi geceler. Oo, hayrola, gerdek gecesi. Ne oldu? Olmadı mı? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kan anonsu yapıldı, biz acilen kan vermeye geldik. Hemen Haydar Dümer'e gönderebilirim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Abicim, kan anonsu yapılmadı mı? Hemen geldik. Bir an önce kanı verelim, gidelim. İşimiz var. Tamam, kanı verir, gidersiniz. İşiniz var, biliyorum. İşiniz var. Benim bildiğim iş. Ya. Doğru. Tamam, bir hemen. Bir problem varsa Haydar Dümer'e hemen gönderebilirim yani. Ya problem yok. Falan yok. Yok. Kan anonsu yapıldı, hadi. Negatif değil mi? Negatif. Kim veriyor kanı? Ben. Ha, güzel. Şimdi prosedür gereği birkaç soru soracağım ben size. Abi soruya falan gerek yok. İşimiz var. Biz hemen verelim kanı, gidelim. Hayır efendim. Soru soracağım ki onları ben işte cevaplamanız lazım. Buyurun sor. Şimdi şu anda kendinizi kan verebilecek kadar iyi hissediyor musunuz yani? Hissediyorum. Çok bomba gibi hissediyorum. Bir an önce kan vereyim, işim var. Güzel. Hastane, doktor, hemşire, iğne, kan gibi benzer korkularınız var mı mesela? Yok, hiç korkum yok. Yok, güzel o zaman. Son bir yıl içerisinde kulak veya herhangi bir yerinizi deldirdiniz mi? Yok, hayır. Yani sonuçta bazıları göbeğine piercing takıyor, işte buralarına korkuluk takan var yani. Bir sürü şeyler var yani, orada da yok diyor. Burasına korkuluk takan? Tabii korkuluk takan var. Mesela benim babam demir doğramacı. Şimdi buralarda demir falan takıyorlar buralarına. Korkuluk takan da var yani, gördün ben yani. Yok, ben delik melik yok bende. İyi, tamam o zaman. Sahipsiz ve şüpheli bir hayvan tarafından ısırıldınız mı? Yok. Yok, güzel.
Yani kedi, köpek, kurt, kirpi, camış tarafından ısırıldınız mı? Yok abi, camış beni niye ısırsın? Yok, ısırılmadım yani. İyi, güzel, güzel, güzel. Şimdi bunlar Sağlık Bakanlığı tarafından soruluyor yani. Ben kendi kafama göre sormuyorum. Sağlık Bakanlığı soruyor ki ben de size soruyorum. Anladım. Anladınız mı? Bitti mi? Yok, devam ediyoruz. Hiç uyuşturucu kullandınız mı? Yok, hayır. Hayır. Uyuşturucu kullanan biriyle birlikte oldunuz mu? Hayır abicim, olmadım. Yeter, Allah Allah. Bir kan vereceğiz alt taraf. Seceremizi saydın ya. Doğru söyle. Burada... Ya sen neyin peşindesin? Yok abi öyle bir şey. Peki AIDS'li birisiyle birlikte oldunuz mu? Abicim yaparsın testi, biter gider, amma sordun ha. Şimdi karışır, doğru söyle. Şimdi ben kan aldığımda her şey çıkıyor, anladın mı? Kiminle yapmıştın, kiminle yapmamışsın, her şey çıkıyor. Nevresim, köşe yoksa her şey çıkıyor yani. Kanda mı görünüyor bunun? Tabii canım, hepsi çıkıyor. Yok öyle bir şey abi. Peki son bir yıl içerisinde para karşılığıyla herhangi bir çırpıntıyla birlikte oldun mu? Abicim gelinin yanında ne biçim sorular? Kardeşim bak, bir şey söyleyeyim mi? Kanda çıkar yani. Ne kadar doğru cevap vermek zorundasın. Kanda çıkarsa rezil olursun yenge yani. Son bir kez daha söylüyorum. Para karşılığı şeklinde yani herhangi bir çırpıntıyla yani uyruklu, Rus birlikte oldun mu? Vallahi kanım çekildi. Benimle verecek kan mı kaldı? He? Gidelim mi? Ben bir tansiyonum. Evet abi. Evet. Ne oluyor be? Ne biçim bir adamla evlenmişim? Ne diyorsun sen Metin? Ya aşkım ya. Biz seninle kaç senedir birlikteyiz? İki. Ben geçen sene olmuş olay. Ha doğru. Ya saçmalama ya, işte biz birlikteyken olmuş. Ya aşkım ya, karıştırma şimdi, senden önceki mevzular bunu. Bak evlendik artık, önümüze bakacağız bundan sonra. Tamam. Saçmalama hayatım tamam, ya. Tamam, ben bunun hesabını soracağım sana, tamam. Ya neyin hesabını tamam soracaksın, senden önceki olay... Sus! Hesabını soracağım. Evet, devam edin. Abuk subuk soru sorma. Soruyorum. Hazır mısın? Yabancı uyruklu birisiyle ten tene değdi mi? Ha? Hı? Cevap? Yabancı uyruklu. Evet. Ten tene. Hayır. Ha. Hayır. Ha, evet. Allah'ım sana. Ne yetişiyorsun be? Nasıl bir adamla evlendin? Ne yapayım? Pis sapık. Ben ne bileyim onun yabancı uyruklu olduğunu. Ben gidiyorum annemin evine. Ya Türkçe konuşuyordu kadın be. Terbiyesiz. Ağzımı bozdurma benim şimdi. Beyefendinin yanında gidiyorum ben. Bebeğim saçmalama. Kanı vereyim gidiyorum, beraber gidelim. Vallahi bak. Küfür etme. Bırak beni, gidiyorum ben pis sapık. Gel git be. Gelmiş geçmiş olay hesabını yapıyorsun ya. Sen abuk subuk soru sorma Allah'ı seversen. Metroseksüel birisiyle birlikte oldunuz mu? Bu kan anonsu nereden yapılıyor? Ben şu masada yapıyorum. Tamam, gel. Son bir kez daha soruyorum. Metroseksüel birisiyle ilişkide bulundunuz mu? Derbeder Hastanesi'nde yatmakta olan acil kanamalı bir hasta bakıcı için. Kan grubun ne abi? Sıfır negatif. Sıfır negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin başvurması rica olunur. Telefon numarası vermediniz. Gerek yok, gel bakayım sen benimle. O sıfır negatif kan kime lazım? Bil bakalım kime lazım. Kim? Babana mı? Çok güzel geldi diyenler. Geçin. Buyur kardeşim. Teşekkür ediyorum öncelikle söz verdiğiniz için. Estağfurullah. Ne demek? Ben genel bir eleştiri yapmak istiyorum. Buyur abi. Bugünkü skeçler üzerine seyircilerin bir kısmı ya da bilmiyorum belki de siz olabilirsiniz. Bu tam istenilen performansta değilsiniz sanırım. Evet hani öyle bunu, oluyor. Aslında bir şey dikkatimi çekti, onu belirtmek istedim. Oyuncuların skeç bittikten sonra... Çıktıktan sonra selam vermek için, skecin eleştirilerini dinlemek için içeriye gelirken ki gözlerindeki elektrik aslında o skecin neden başarısız olduğunu bence yani ya da neden istenilen performansta olmadığını bence çok iyi gösteriyor. Ya gözleri mi? Gözlerindeki yani... Sence hani, ne? Ne geçiyor içine? Ya mesela örneğin hani Metin abi mi diyeyim? Metin bey mi diyeyim? Amca hani, bey. Ya mesela çıktıktan sonra geriye gelirken... Hani sanki bezmiş gibi. Ya hani... orada şey oluyor, bezme değil. Bir şey var mesela, yani çıktığında arkada neler oldu, neler yolunda gitti, neler gitmedi, nerede hata yaptık, bütün bunları düşünerek de biraz düşünerek geliyorsun. Ya şimdi öyle enteresan bir iş ki abi, yani şimdi hafta boyunca hazırlanıyorsun ve provada falan şakayı bilmiyorsun yani ne kadar alır, ne olur falan.
burada yani bu gösterinin zaten özelliği olduğu için canlı bir şekilde ilk defa şakaların etkisini görüyorsun. Evde yazarken ki hayalin olmayınca, yani bugün de gerçekten bir şey oldu yani skeçlerde böyle olmayınca böyle ya tüh nerede hata yaptık falan da geliyorsun. Ama programın formatı şuna çok müsait. Zaten o yüzden burada göğsümüzü gere gere durabiliyoruz. Yani şu an izlediğiniz televizyondaki hiçbir programda orası böyle yanlıştı, burası kötüydü, bugün sıkıldık bun falan deme şansınız yok. Ama burada var ve biz bunu zaten programın Yılmaz Erdoğan'ın çıkardığı formatta biz bunları duymaya, onu duya duya çelik gibi olmaya, daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani dolayısıyla bu eleştirilere de... Ama yani hani o bakış dediği şey, işler yolunda gitmediği zaman inanın sizden daha çok üzülüyoruz yani. Kesinlikle. O bakış o yani. Bir şey daha söylemek istiyorum. Yani düzenli olarak her hafta takip edemiyorum ama ettiğim kadarıyla her hafta galiba bir skeci sadece bayanlar oynuyor. O tesadüf abi, öyle bir şey yok aslında. Yani şimdi Gülhan Tekin genelde şey yapmaya çalışıyor kızla. Yani biraz komedide daha fazla erkek... Daha fazla oynanıyor çünkü daha cüretkar bir şey komedi oynamak. Biz genelde erkekleri başrole koyuyoruz. Gülhan da kız dünyasından baktığı için kızları koymaya çalışıyor. Hani o yazarlarla ilgili bir durum. Tesadüf yani doğrudur aslında. Ama gördüğüm kadarıyla sadece bayanların oynadığı skeçlerin temposu bence biraz daha düşük geçiyor. Ama o zor bir şey abi. Kadın olup komedi olmak çok zor bir şey. Yani şimdi fütursuzca... Yani o lafları söylediğin zaman kadınlara yakıştıramıyoruz biz ülke olarak. O yüzden kadın komedyen sayısı da çok azdır zaten. Doğru. Yani o konuda haklısın ama işte destek olmak lazım. Daha cüretkar davran. Mesela Gülsüm gelinlikle yattı demin. Çok cüretkardı. Hoşumuza gitti. Bunu sevdik. Gelinlikle çok yakıştı. Yani zor bir şey abi o yüzden yani. Buyurun abicim. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Canınızı sıkmayın. Siz vallahi gönlünüze taht kurdunuz zaten. Allah Allah. İnişler çıkışlar olur, hayat bu. Tabii. Bugün böyledir ama bir daha sefere daha iyi şeyler yapacaksınız. Siz her zaman iyi şeyler yapacaksınız. Çok sağ olun. Canınızı sıkmayın. Ya. Yani bugün de ama mesela şöyle mesela hiç böyle bir gösteri de olmamıştı. Yani biraz hani genel denk geldi herhalde. Böyle karşılıklı... Dertleşme havalar gibi oldu. Havalar soğudu biraz ondandır. Havalar soğudu aynı. Böyle öyle dertleştik ki çıkışta böyle içmeye gidelim hep böyle. Öyle bir hava oldu yani. Çok güzel hareketler devam ediyor. Teşekkür ederim. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Belki yüz ifademizin düşüklüğü... karakterimizden veyahut ruhumuzun eksikliklerinden olmuş olabilir. Ama biz sizlerle beraber çok eğlendiğimizin, sizlerin de bizi severek, izleyerek, severek ve beraber çok eğlendiğimizi yani anlıyoruz birbirimizi. Çünkü birbirimize o kadar çok alıştık ki biz her evin küçük godikleriyiz. Yani ben kendimi hiç büyüdüm saymıyorum. Bakmayın böyle 35 yaşında. Bıyıklar falan, uçuk muçuk. Şimdi son zamanlarda... Yine bağlamadım değil mi ben? Son zamanlarda reklamlarda ve dizilerde küçük yaştaki oyuncuların yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bunları profesyonel eğitim almış bir şekilde yapmaları çok hoş bir şey. Ama onların psikolojik olarak bunların altında ezilmemeleri çok önemli. Bunun etkisinde kalmamak için birazcık hani... doğru oyunculuktan çok çevre içerisindeki doğru hareketlilik gerekebiliyor. Örneğin şu an sahne üstünde olduğumdan dolayı burnumun biraz büyüklüğü dışarıda benim burnumun büyük olduğunu göstermez. Bunun hesabını her zaman bilirim, haddimi bilirim. Ama düşünsenize büyüyüp de küçülmüş gibi davranan küçük yaştaki çocukların aile içindeki, arkadaşların yanındaki davranışları biraz sıkıcı gelebilir. Bu hiçbir zaman doğru bir... davranış. Doğru bir olgu olmayabilir hayatımızın içerisinde. Kendimizi nasıl rahat hissediyorsak kamera önünde öyle olabilir ama dışarı hayatta bu kesinlikle farklılaşabiliyor. Şimdi bugünkü yüzünüz ve içiniz çok sıcak, çok güzel ama hepimizin içinde zaman zaman böyle havaların değişmesinden dolayı ister istemez bir enerji yetmezliği olabilir. Bunu her zaman yüksek tutacağız ve beraber eğlenmeye devam edeceğiz. Bir reklam skeci yazıldı. Hep beraber izliyoruz. Teşekkür ediyorum.
güzel hareketler bunlar. İbo, İbo, İbo oğlum, rolüne konsantre ol. Hadi deli danalar gibi dolaşma buralarda. Baba hadi. Neredeyiz biz? Dizi görüşmesindeyiz oğlum. Hangi dizi baba? Seni oynayacağın dizi görüşmesi. Ben niye dizide oynuyorum baba? Sana daha iyi bir gelecek sağlayabilmek için oğlum. Bana daha iyi gelecek sağlamak için senin daha fazla çalışman gerekmiyor mu baba? Oğlum yetmiyor, benim maaşım yetmiyor ondan. Peki baba son bir şey soracağım. Sor oğlum. Senin boyun neden benden küçük, yoksa sen benim babam değil misin? Saçmalama oğlum. Tamam son bir soru o zaman. Sor. Neden? Ne neden? Ya genel yani neden? Yani dünya neden? Oğlum İbo saçmalama. Hadi rolünü ezberle. Birazdan kameralar gelecek. Hangi rol? Dersin. Oğlum dizi görüşmesine geldik ya. Hangi dizi? Elinin körü. Allah Allah. Hadi otur ezber yap. Hadi. Şş, numara yapma. Numara yapma. Numara. Şimdi egzersiz yap. Tamam. Pa 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 pi 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 po 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 pu 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 pa 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 pi 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 po 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 pu. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin. Aferin. Benim güzel oğlum dizilerde mi oynayacakmış? Meşhur mu olacakmış? Heyecanlı mısın anne? Bilmiyorum ki ne yapacağım ben. Nasıl heyecanlıyım? Ne yapacağız burada anne? Niye geldik buraya? Anlatırlar anneciğim, anlatırlar. Dur. Şu kaşlarını düzeltelim. Yani tükürüye tükürüye yapıştır yüzüme ya. Yapma. Dur. Ya bu tükürme. Oh, ya anne ya benim. Bu tükürme. Öf. Merhaba merhaba. Merhaba. Bak. Merhaba. Kardeş de gelmiş dizi görüşmesine. Hadi tanış. Merhaba kardeş. merhaba yavrum merhaba. O kardeş değil. Ötekine. Nasıl bu mu kardeş? Bırak ya. Bu kardeş işte ya. Benim oğlum benim oğlum. Hadi canım. Hadi, bir hadi. Yanlışlık var bu işte. Öyle şey söyleme önceye değil mi? Yanlış biliyorsunuz. Sen, o baba sen oğulsun. Kendine yok, gel. Yok, tamam. Yok, ya bıyığı yok. Beyaz boyamakla olmuyor. Tipe bak ya. Oğlum. Deme bu açım deme. Ne deme ya işte bu baba bu çocuk değil mi? Bir şey söyleyeceğim anne. Çocuk rolünü almaya geldik ama rol belli şimdi kimin olacağı ya. Niye? Ya kesin bu alır rolü. Bu açım yapma. Sen benim babamla niye öyle konuşuyorsun bakalım? Söz lan tıpıl tipe bak ya. Konuşmaya ses tonuna bak, tipine bak anne. Hiç olmuş mu bu tip ya? Hiç yanlışlık var ya. Beyefendi siz de dizi görüşmesine geldiniz. Evet benim oğlum çok istedi, ben de kırmadım getirdim. Ya. Benim oğlum çok yetenekli oyunculukta 52. reklamını çekiyor. Oha. 52. reklam. Evet. Maşallah. Doğarken oyuncu olarak doğdu anne karnında. Anne kucağına oturmam emin misin? Otur bak. Annem otur. Emin? Ben bunu evet bu kas yaptı zaten. Anne anne. Allah. Yavaş ol. Tamam anne şey yapmayacak. Daha valla. Ya yapma anne. Bak hoplatıyorum bile. Anne hoplatmaya girmesek ya bu çok. Ay pardon. He o çok hoş değil he. İlk anne karnında ultrasyon reklamlarında oynadı. Ultrasyon ne ya? Ultrasyon. Ultrasyon. He ultrasyon. Ultrasyon reklamında oynadı. Sonra doğdu, ondan sonra çocuk bezi reklamında oynadı. Ay bebeği mi oynadı? Yok, çocuk bezini oynadı. Ya çocuk bezini nasıl oynadın sen? Bak böyle dedim. Kuru göt bebek bezleri açılır, kapanır, sızdırmaz. Benim oğlum o. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Nazmi Bey, İbo hazır. İbo ne yapıyorsun kerata? Nazmi abi sen kimsin? Ben Nazmi abim. İşte sen kimsin? Tamam İbo, gene kafa gidik senin. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir dizimiz var, yeni bir dizi ve bir çocuk, bir çocuğa ihtiyacımız var. Dizinin adı nedir acaba? Talan Yavrular. Talan Yavrular mı? O ne biçim dizi mi? Küçük Kadınlar gibi, ne saçma o ya? Ne anlatıyor dizi? İşte talan olmuş yavruları anlatıyor. Aa hiç tahmin etmemiştik, güzel fikirmiş. Aferin, talan yavrular. İbo'yu zaten biliyoruz, İbo sen köşede dur yavrum. İlk seninle başlayacağız canım. Ha dizi mi? Evet. Anne ben korkuyorum. Korkma anneciğim, korkma bitti oynuyorum. Korkuyorum. Korkma annem. Korkuyorsa çıkabilirsin. Hayır, yok çıkmayacak. Ne yapacağım ben, ne yapacağım? Tamam al şu senaryoyu. Bakalım. Şimdi çocukla annesinin ufak bir diyaloğu var, bir sahnesi var, onu oynayacağız. Annem tamam kim? Anneme mi oynuyorum? Yavrum bana mı oynuyorsun? Hayır hayır. Ben seni annene oynuyorum. Tamam heyecanlanma. Oku annenim ben. Düzgün ol oraya. Tamam mı? Anne sen niye annesi? Tipe bak ne annesi ya? Çocuğum rol gereği sana yardımcı olmak için. Tamam mı? Çıkarma. Hadi anne güzel güzel oku, ben buradayım. Hadi hazır mısın şimdi? Hazırım. Hazır. Tamam başla şimdi. Anne anneciğim. Efendim yavrum. Babam nerede? Neden bizimle değil? Baban şu an çok uzaklarda ama kalbi bizimle yavrum. Yine karıya gitti değil mi? Evet yavrum. Peki abim nerede anne? Abin şu an çok uzaklarda yavrum. Kumara gitti değil mi? Evet yavrum. Peki ablam nerede? Senin ablan bir melekti yavrum. Mahallenin yolcusu oldu değil mi? Bu ne lan? Bu nasıl dizi? Anne ne yapıyor? Çok güzel dizi, tutar bu, tutar. Nasıl tutar? Mahallenin yolcusu, kumarbaz, karıya giden baba. Ne oluyor burada? Biz seyircimizi aldık. Şimdi yavrum, aynı sahneyi biraz daha duygusal oynamanı istiyorum, tamam mı?
Yani sonuçta aile dağılmış, yavrular talan olmuş, tamam mı? Hadi başla. Nasıl duygusal ya? Yavrum kır boynunu. Boynunu kır, kır. Kır. Hadi başla. Anne, anneciğim. Biraz daha duygusal alalım. Anne, anneciğim. Çok güzel. Çok oldu. Anne, anneciğim. Güzel. Şimdi de biraz heyecan kat. Ne katıyor? Çorba mı bu? Ne katayım? Heyecan katıyor. Değil mi? Anne, anneciğim. Anne, anneciğim. Ha anneciğim ha. Bizim oğlanı oynatsan şimdi halletmişti o. Tıpı sen karışma bir dakika dur. Tamam Hamdi Bey sırayla tamam. Hadi canım biraz daha heyecanlı. Anne anneciğim. Bakışları göreyim. Talan olmuş yavruların bakışları. La talan olmuş yavru bakışı mı var çekildi? O ne be? Allah Allah. Var İbo oynar İbo gel oyna oyna. Boğaç'cığım bak hadi. Hadi bak talan olmuş yavru bakışları istiyorum. Ya tamam. Ben de bakış bu işte bu kadar ne yapabilirim ya bu işte. Bu yavru oldu talan olmuş yavru bakışları istiyorum. Ya işte al bu talan olmuş yavru bakışı ya babam nerede? Babam nerede? Baban nerede mi? Babam nerede? Tamam, baban nerede? Evet, heh. Oradan alalım. Tamam. Babam nerede? Çok güzel. Böyle kalsın mı? Bu kafa böyle mi? Hani tamam, böyle olsun. Güzel yavrum, güzel olsun. Babam nerede? Daha canlı. Babam nerede? Coşku istiyorum. Ben de gitmek istiyorum. Anne! Burada heyecanlandı. Evde çok güzel yapıyor. Tamam. Babam olmuş. Nerede? Babam nerede? Tamam yavrum, bu güzel. İdare eder. Şimdi bir sonraki cümlede kavrulmuş yalnızlığı istiyorum senden. Sen dayak istiyorsun. Aa yok. Vallahi sen dayak istiyorsun ya. Ya bizim oğlanı alın da bakın o daha güzel yapar. Hadi yok. Canım. Hadi canım bak fazla vaktim yok. Beni uğraştırma. Oynayacaksan oyna. Oynamayalım lan. Oynamazsan oynama lan. Zaten seni kadraja nasıl sızdıracağım onu da bilmiyorum. Sığmıyor deminden. Dizide bir tek sen oynasan anca yani. Bu ne biçim çocuk be? Allah. Eyvah. 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 Ne oldu? Eyvah. Beyefendi. Elfriye çekilmiş araba gibi davranıyor. Kaçın, kaçın. Yardım, yardım. Açalım. Allah, ben bir şey yapamam. Ne diyorsun lan sen? Açalım, kurtarın beni. Ne dedin sen bana? Yardım edin. Çok dönme, biraz daha coşkulu bağır. Yardım edin. Biraz daha heyecanlı bağır. Yardım edin. Kalan olmuş yavru bağırışı yap. Kır boynunu, boynunu kır. Kır boynunu kır. Hine lan, hine. Ufa gitsin buradan. Ufacık çocuğum ben. Bundan ne anlarım ben? Yok, babası kumara gitmiş. Yok, arasın ben ne? Psikolo... Çıkar tıkır anne. Hala tıkırıyorsun anne. Ufacık çocuğu soktunuz, hale bak. Sen gerizekalı olmuş çocuğun getire getire ya. Tipe bak, sen de bir şey demiyorsun. Bit ya kocam. Ne diyeceğim ben be? Ben haftada 3.000 lira kazanıyorum. Yediğim önümde yemediğim arkamda rahatım iyi be. Karışma bana. Haftada 3.000 lira mı? He. Yavrum bak 3.000 liraya ne istersen alabiliriz artık. 3.000 lira iyiymiş ya. İyiymiş ha? Değil mi yavrum? 3.000 lira fena değil. Şşt. Evet. Bir şey oldu mu lan çok gel. Tamam yürü yürü sen almıyorum. Lan gel gel lan. Tamam tamam. Gelin beyefendi ne olur. Nasıl yapılıyor bu dizi işleri? Şşt. Sen biliyorsun lan bu işleri. Neyi biliyorum? Oyunculuk işlerini biliyorum. Beni çalıştıracağım bundan sonra. Ya ben seni çalıştıramam ya. Ya sen arkadaş olacağız. Sen arkadaş. Bırak. Bunun 3.000 lirası var. Bununla arkadaş olacağım. Çekil lan uzak dur. Ya bırak beni. Bir şey söyleyeceğim. Bu gözlüklerle nasıl önünü görüyorsun lan sen? 10 numara görüyorum. Nasıl 10 numara? Benim gözlük numaram onu öyle görüyorum işte. Allah Allah. Bırak beni. Gel beni oyunculuk çalıştıracağım. Ağzını bir kırarım. Bırak. Kalan olmuş ya. Çok güzel getiren lan. Evet sevgili misafirler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Eşlik eden konuklarımızın tüm içtenliği, eleştirileri, sıcaklığı için çok çok ama çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Ekranlarınızı izlediğiniz için teşekkür ederim.